Bugün herhangi bir din adamının Cübbeli Ahmet'ten ya da diğerlerinden bahsediyorum. Televizyondaki sözde Ramazan'dan Ramazan'a çıkan sahtekar hocalardan bahsediyorum. Cami hocalarından veya derneklerin, tarikatların hocalarından bahsediyorum. Onlara baksanız çok şey biliyorlar değil mi arkadaşlar? Onlara baksanız çok biliyorlar. Diyoruz ki gelin münazara edelim. Bizi kabul etmiyorlar. Niye? Çünkü kibirleniyorlar. İşte Allah bunlar hakkında diyor ki onlar kitap taşıyan eşekler gibidir. Bakın Allah Yahudi ve Hristiyan din adamları üzerinden verdiği bu ayetin örnekleminde kötü din adamlarına diyor ki onlar kitap taşıyan eşekler gibidir. Mesela bugün sofiler diyorlar ki milletimiz şöyle bozuldu, milletimiz böyle bozuldu. Diyanet diyor ki milletimiz şöyle bozuldu, milletimiz böyle bozuldu. İyi de bunların bozulmasına sebep olan sizsiniz. İnsanlara tekfiri anlatmadınız. İnsanlar da kafir olmayacaklarını bildikleri için ne yaparsak yapalım, amel imandan değil zaten, kalbimiz de temiz, la ilahe illallah diyoruz. Zaten Müslümanmışız. Zaten Müslümanlar da biraz cehennemde yanıp cennete gidecekmiş. O zaman sıkıntı yok, günah işleyelim sıkıntı yok dediler. Arkadaşlar Zümer suresinin 17. ayetinde Rabbimiz tağuta kulluk etmeyenlerin cennetle müjdelendiğini söylüyor. Tağutu reddedenlerin, tağuttan uzak duranların cennetle müjdelendiğini söylüyor. Bu kadar önemli bir kavramı bize cemaatler, tarikatlar, diyanet anlatmıyor. Allah reddedeni cennetle müjdeliyor. Başka hangi şey var ki Allah onu yapanı cennetle müjdelemiştir? Mesela şeytan Allah'la kul arasına girmiştir. Sihirbazlar, falcılar, büyücüler Allah'la kul arasına girmiştir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen sistem ve bu sistemi yönetenler Allah'la kul arasına girmiştir. Allah'ın haram kıldıklarını helal, helal kıldıklarını da haram kılmışlardır. Bugün yaşadığımız ülkede zina, içki, kumar, faiz, iddia, loto, toto, milli piyango, at yarışı, yetim hakkı yemek, ihaleye fesat karıştırmak, kadın öldürmek, haksızlık yapmak bunların hiçbiri suç değil arkadaşlar. Elini kolunu sallaya sallaya gidip içki içebilir, zina yapabilir, faiz yiyebilir, kumar oynayabilirsin. Ama Allah'ın kitabında bunların hepsi yasaktır. Bu öyle bir sistemdir ki bunları meşrulaştırmış ve bunlara karşı çıkmaya bile suç demiştir. Hakkı gizleyenler, tarikatlar, cemaatler Allah'tan korkun. Partiler geçicidir. Rantınız, çıkarınız geçicidir. Baki olan Allah'tır. Hangi parti kalıcı olmuştur? Hangi yönetici kalıcı olmuştur? Hangi sistem kalıcı olmuştur? Nerede Sezar? Nerede Cengiz Han? Nerede Timur? Nerede Sultan Süleyman? Nerede diğerleri, iyileriyle, kötüleriyle, adilleriyle, zalimleriyle? Nerede hükümdarlar? Allah Azze ve Celle o gün Melik benim diyecek, Deyyan benim diyecek, Hakim benim diyecek, Hakem benim diyecek. Öyleyse neden Allah'ın mülkünde Allah'tan başkasına söz veriyoruz? Yani Hristiyanlar kendi haçlarının, kendi rahiplerinin peşine düşer. Yahudiler kendi hahamlarının peşine düşer. Müşrikler kendi şeyhlerinin, kendi parti liderlerinin, kendi zalim yöneticilerinin peşine düşerler diyor. Tağutlar, tavahit diyor. Onların peşine takılır gider diyor. Yani cehenneme sürüklenir onlarla beraber diyor. İbadet nedir? Allah'tan daha fazla korkmaktır. Normalde en çok Allah'tan korkulur ama adam tağuttan, Allah'tan daha fazla korkuyor. Maaşını kaybetmekten Allah'tan daha fazla korkuyor. Mesleğini kaybetmekten Allah'tan daha fazla korkuyor. Çevresinden Allah'tan daha fazla korkuyor. Yani onlara ibadet ediyor. Kısacası arkadaşlar Allah'a has olan her şey ibadettir. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli dostlar, bugün belki de hayatınızın en önemli eşiğine vesile olacak bir konuyu ele alacağız. Bugün Diyanet'in yasaklılar listesinde olan ayetlerini ve hadislerini anlatacağız. Bugün tarikatların ve cemaatlerin kendi bölge yetkililerine, vekillerine, sorumlularına, dernek başkanlarına sakın bu ayetleri anlatmayın, şimdi sırası değil dediği ayetleri anlatacağız. Bugün Allah'ın reddedilmesi halinde cennetle müjdelediği bir konuyu anlatacağız. Bugün Allah'ın bütün peygamberleri bu yüzden gönderdim dediği bir konuyu anlatacağız. Bugün Allah'ın reddedene mümin dediği bir konuyu anlatacağız. Bugün Allah'ın reddetmeyene kafir dediği bir konuyu anlatacağız. Bugün Allah'ın bütün peygamberleri bu yüzden gönderdim dediği bir meseleyi anlatacağız. Evet arkadaşlar, bugün tağut meselesini anlatacağız. Ve tağut meselesini anlatırken sizlerden sabır rica edeceğim. Çünkü bu video biraz uzun olabilir. Ancak değerli arkadaşlar,
bu videonun aylardır yaptığım çalışmanın neticesi olduğunu bilmeniz ve buna göre özen göstermeniz sizden benim bir nacizane ricamdır. Bu videoda tağutla alakalı ayetleri öğreneceğiz. Tağutla alakalı hiçbir yerde olmayan ve zorluklarla bulabildiğim hadisleri, 7-8 tane hadisleri öğreneceğiz. Tağutla alakalı alimlerin sözlerini öğreneceğiz ve tağutla alakalı tarihi belgeleri, mezar taşlarını, sahabelerin, tabiinin, tebe-i tabiinin mezar taşlarını ve kaya yazıtlarını, karbon testi yapılmış kaya yazıtlarını hep beraber görüp tağut kavramını, tağutu red kavramını aynel yakin, hakkel yakin anlayacağız Allah'ın izniyle. Tabii değerli arkadaşlar anlayacağız ama cümlenin başında şunu söyledim. Dedim ki bu kavram yani tağut kavramı yasaklı bir kavramdır. Diyanet tarafından imamlara anlatılmaması gereken, söylenmemesi gereken ayetlerin içerisindedir. Mesela hırsızın elini kesin ayeti imamlar tarafından söylenmez. Ya da işte şu ayetler, bu ayetler dediğimiz böyle belli başlı Kur'an'daki ayetler vardır. Bu ayetler biraz tabiri caizse kara listede olan ve tehlikeli diye addedilen, bundan dolayı imamların amirleri ya da müftüleri tarafından bu konuları anlatmayın canım şimdi sırası değil dedikleri ayetlerdir. İşte tağut meselesi de bu ayetlerdir. Ancak arkadaşlar biliyorsunuz ki biz Allah'a razı etmekle mükellefiz. En sevdiğiniz insan ölür, en sevdiğiniz parti lideri ölür, ne bileyim çok bel bağladığınız şeyler mahvolur, hayalleriniz yapılır veya yıkılır. Kısacası hayata karşı beklenti içerisinde olduğunuz ya da hayat içerisinde razı etmeye çalıştığınız her şey fanidir. Siz de dahil, siz de dahil. Her şey fanidir. Dünya iki ezan arasındadır. Birincisinde doğduğunuz zaman kulağınıza okunan ezandır. Onun namazı yoktur arkadaşlar. Ezan okunur ve isminiz verilir. İkincisi ise öldüğünüz zaman okunan ezandır. Arkadaşlar o ezan kılınan bir vaktin namazıdır. Ondan sonra cemaatin cami çıkışında sizin cenaze namazınızı kılmak için kalan insanlar varsa onlar sizin namazınızı kılarlar. Yani cenaze namazınızda ezan okunmaz arkadaşlar. Doğduğunuz zaman okunan ezan aslında cenaze namazınızın ezanıdır. Yani dünya iki ezan arasında, iki namaz arasında diyebiliriz. Bu yönüyle Allah'ı razı etmeye çalıştığınızı unutmayın. Allah'ı razı etmemiz gerektiğini unutmayın. Dünyanın lezzetleri, dünyanın nimetleri bir yerde biter, bir yerde sona erer. Ve asıl hayat ahiret hayatıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hendek Savaşı'ndayken sahabelerinin hendek kazdığını ve onların açlıktan karınlarına taş bağladığını gördü. Bir sahabe gelip şöyle söyledi. Ya Resulallah o kadar açım, o kadar açım ki karnımda bir taş var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle mübarek karnını gösterdi ve dedi ki benim karnımda ise iki taş var. Yani arkadaşlar peygamber bile bu dünya hayatının bir imtihan olduğunu ve Hendek gazvesi sırasında sahabelerin çektikleri bu acıları kendisinin de paylaştığını, kendisinin de hendek kazdığını ve neticesinde de Allah'ın muhacire ve ensara rahmet et deyip onun neticesinde inen ayetle beraber hepsinin cennetle müjdelendiği bir vaka karşısında, bir peygamber karşısında ona layık ve ona hazır, ona nazır bir ümmet olmak hedefimiz olmalı. Bunu kendimize hedef ve gaye edinmeliyiz. Ancak Diyanet gibi, tarikatlar gibi, cemaatler gibi, dernekler gibi yapılar insanlara hakkı anlatmamaktadır. Tevhid gibi bir kavramı, tağut gibi bir kavramı, tekfir gibi bir kavramı insanlara anlatmamakta, anlatanları ise kötülemektedir. İşte Allah Azze ve Celle Kur'an'ının iki suresinde böyleleri hakkında, böyle kötü alimler, böyle kötü din adamları hakkında hakaret etmektedir. Evet yanlış duymadınız, hakaret etmektedir. Allah hakaret eder mi? Allah hakaret eder arkadaşlar. Bakın üstelik kendi dinini anlatıp hakkı gizleyen, Arapça deyimiyle ketmedenlere karşı bakın Rabbimiz ne söylüyor. Araf suresi 176. ayette Allah şöyle söylüyor. Onun misali üzerine gitsen de dili dışarıda soluyan, kendi haline terk etsen de dili dışarıda soluyan köpek gibidir. Bu ayetlerimizi yalanlayan topluluğun misalidir. İyice düşünsünler diye kıssaları anlat. Arkadaşlar Araf suresinin bu 176. ayetinde gördüğünüz üzere Allah Azze ve Celle kötü alimlerden bahsederken dedi ki bunların misali dilini sarkıtan köpeğin misali gibidir. Yani kendi haline bıraksan da dilini sarkıtır, ona yaklaşsan da dilini sarkıtır. Yani ne yapar? Şirin görünmeye çalışır. Öyle ya.
Şimdi köpeğin kendisi necis değil, salyası necis arkadaşlar. Mesela sokakta ederken bazen şirin bir köpek görürsünüz, böyle dilini sarkıtıp size şirinlik yapar değil mi? Hemen böyle başına okşarsınız, işte böyle biraz onunla oynarsanız sonra yolunuza devam edersiniz. İşte arkadaşlar bu imamlarda, bu tarikat şeyhleri, tarikat vekilleri de insanlara şirin görünmek için, topluma şirin görünmek için, dinsizlere şirin görünmek için, batıya şirin görünmek için hakkı saklamakta, tağut gibi bir kavramı anlatmamakta, tevhid gibi bir kavramı es geçmektedir. İşte Allah böyle kötü alimleri Yahudiler üzerinden örneklendirmiş ve Belam bin Bağura'nın kıssası üzerinden, az evvelki ayette Belam bin Bağura'nın kıssası üzerinden köpeğe benzetmiştir. Yine Allah bu kötü alimler hakkında Cuma suresi 5. ayette şöyle buyurmaktadır. Onların misali koca koca kitapları yüklenen eşeğin misali gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan bir topluluğun misali ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu hidayet etmez. Görüldüğü üzere arkadaşlar bu ayette de Allah onların yani kötü alimlerin misalinin kitap taşıyan eşekler olduğunu belirtiyor. Bugün herhangi bir din adamının Cübbeli Ahmet'ten ya da diğerlerinden bahsediyorum. Televizyondaki sözde Ramazan'dan Ramazan'a çıkan sahtekar hocalardan bahsediyorum. Cami hocalarından veya derneklerin, tarikatların hocalarından bahsediyorum. Onlara baksanız çok şey biliyorlar değil mi arkadaşlar? Onlara baksanız çok biliyorlar. Diyoruz ki gelin münazara edelim. Bizi kabul etmiyorlar. Niye? Çünkü kibirleniyorlar. İşte Allah bunlar hakkında diyor ki onlar kitap taşıyan eşekler gibidir. Bakın Allah Yahudi ve Hristiyan din adamları üzerinden verdiği bu ayetin örnekleminde kötü din adamlarına diyor ki onlar kitap taşıyan eşekler gibidir. Evet çok şey biliyorlar ama kitap taşıyan eşekten bir farkları yok. Ona bakarsanız Google da çok şey biliyor ama Google'a günün sonunda hiçbir ecir yoktur. Google dediğimiz bir metadır. İşte bu kötü din adamları da böyledir. Arkadaşlar, değerli dostlar, Allah için şunu unutmayın. Bu dünya hayatında hiç kimse cehenneme gitmek için cehennemlik olmaz. Bu dünya hayatında hiç kimse kafir olmak için kafir olmaz. Yahudi Filistin'i bombalarken ya dur ben cehenneme gideyim Filistin'i bombalayayım mı diyor. Ya da bir rahip rahiplik görevini yaparken ya dur ya ben Hristiyan olayım da cehenneme mi gideyim diyor. Ya da bir Budist, bir Hindu, bir ateist fark etmiyor. Hiç kimse arkadaşlar cehenneme gitmek için cehennemlik olmaz. Kafir olmak için kafir olmaz. Herkes hakkı bulmak için çabalar, doğruyu bulmak için çabalar. Neticesinde cehenneme gider. Yani bugün Yahudiler kendilerinin cennete, bizim cehenneme gideceğine inanıyor. Bugün Hristiyanlar kendilerinin cennete, bizim cehenneme gideceğimize inanıyor. Yani herkesin kendine göre bir avuntusu, kendine göre bir kalp tatminliği, kendine göre bir delili var. Hristiyanlarla konuşunca İncil'den delil getirirler. Mealcilerle konuşunca Kur'an'dan delil getirirler. Sofilerle konuşunca şeyhlerinden delil getirirler. Herkesin kendine göre bir hak ölçütü var. Peki bütün bunlar olurken bizim ölçütümüz ne olmalı? Bizim ölçütümüz Allah'ın kitabı ve Allah'ın bize örnek olarak gönderdiği peygamberin sünneti olmalı. Şayet kitap ve sünneti birbirinden ayırırsak, sünneti kendine put edinen sofilere döneriz ya da Kur'an'ı kendine haşa ve kella sünnetin düşmanı olarak belirleyen mealcilere döneriz. Bu yönüyle biz Kur'an ve sünneti sahih ama sahih olacak uydurma zayıf mevzu değil. Kur'an ve sahih sünneti birleştirerek bugün tağut meselesini anlatacağız ve bütün cemaatlerden, diyanetten, tarikattan, Yahudilerden, Hristiyanlardan vesaire ayrılıp ortaya tevhidi koyacağız. Değerli arkadaşlar öyleyse tağut meselesine başlayalım. Tabi tağut meselesini dinlerken sizden ricamız bu konuyu bağımsız, tarafsız, selim bir kalple dinlemenizdir. Allah'tan korkarak dinlemenizdir. İzlerken şüphe üretmek üzere değil, şüphelerinizi izale etmek üzere dinlemenizdir. Yoksa zaten eleştirmek kolaydır. Herkesi ve her şeyi eleştirebiliriz. Mesela bugün sofiler diyorlar ki milletimiz şöyle bozuldu, milletimiz böyle bozuldu. Diyanet diyor ki milletimiz şöyle bozuldu, milletimiz böyle bozuldu. İyi de bunların bozulmasına sebep olan sizsiniz. İnsanlara tekfiri anlatmadınız. İnsanlar da kafir olmayacaklarını bildikleri için ne yaparsak yapalım, amel imandan değil zaten, kalbimiz de temiz, la ilahe illallah diyoruz. Zaten Müslümanmışız. Zaten Müslümanlar da biraz cehennemde yanıp cennete gidecekmiş. O zaman sıkıntı yok, günah işleyelim sıkıntı yok dediler. Sizin insanlara anlattığınız diyanetin ve tarikatların, cemaatlerin insanlara anlattığı batıl din yüzünden milletimiz dinden soğudu. Herkes Müslüman dediniz, tekfir diye bir şey yok dediniz, kafir olmazsınız dediniz. Böyle ateist olmadığınız müddetçe kafir olmazsınız dediniz. Namaz kılmasanız da Müslümansınız, günahkar Müslümansınız dediniz. İçki içseniz, zina etseniz, Allah'a şirk koşsanız, bidatlere, hurafelere bulaşsanız da Müslümansınız dediniz.
cehennemde biraz yanar cennete gider dediniz. İnsanlara her önüne geleni cennete alan Allah tasavvuru çizdiniz. İnsanlar da dinden yüz çevirdiler doğal olarak. Ben olsam ben de yüz çevirirdim. Madem cennetliyim, madem biraz yanıp cennete gideceğim, ne uğraşırım ki kendimi böyle yorayım? İnsanlar sizin yüzünüzden bozuldu ey Diyanet. İnsanlar sizin yüzünüzden bu hale geldi. Bugün Türkiye tarihi boyunca, Diyanet, Cumhuriyet tarihi boyunca aldığı en fazla ödeneği alıyor değil mi? Ama halkın durumunu görüyorsunuz. Gençlerin durumunu görüyorsunuz. Dinden hiç olmadığı kadar uzağız. Faizin, kadın cinayetlerinin, hırsızlığın, gaspın, kumarın, içkinin, milli piyangonun, faizin ve tefeciliğin, her türlü kötülüğün zirvede olduğu bir zamandayız. Diyanet bütçesi de Cumhuriyet tarihinin zirvesinde ama hiçbir çözüm yok. Bugün tarikatlar Cumhuriyet tarihi boyunca hiç olmadığı kadar yaygın. Bugün tarikatlar Cumhuriyet tarihi boyunca hiç olmadığı kadar güçlü. Ama halkımız da Cumhuriyet tarihi boyunca hiç olmadığı kadar dinden uzaklaşmış durumda. İslam'dan, ibadetten ve tevhidden uzaklaşmış durumda. Normalde bir ters orantı olması lazım değil mi? Ama düz bir orantı var. Niye? Çünkü Diyanet de müşrik, tarikatlar da müşrik arkadaşlar. Çünkü insanlarımıza hakkı anlatmıyorlar. İnsanlarımıza hakkı ketme diyorlar. Onlara lollipop İslam'ını anlatıyorlar. Onlara tatlı su Müslümanlığını anlatıyorlar. Onlara Rabbimizi hakikaten anlatmıyorlar. Onlara kitabımızı, kitap Kur'an-ı Kerim'imizi anlatmıyorlar. Tevhidi, tağutu, tekfiri, şirki içerisinde bununla alakalı benim saydığım kadarıyla 780 küsur ayet olan bu meseleleri anlatmıyorlar. Ne yazık ki. Ondan sonra da vay gençler şöyle oldu, vay gençler böyle oldu. E tabi olacak, ne bekliyorsunuz ki? Ne ekersen onu biçersin. İzzet eken izzet biçer, zillet eken zillet biçer. Tağut meselesine girelim arkadaşlar. Önce tağut kavramını sözlük manasıyla bir anlayalım. Bir özet olarak ele alalım. Sonra ayetleri ele alacağız, hadisleri ele alacağız. Tarihi belgeleri, tarihi mezar taşlarını, kaya yazıtlarını ele alacağız. Sonra alimlerin tağut hakkında bahsettikleri kavramları ele alacağız. Yorumlamalarını ele alacağız ve tağut meselesini böylece bitirmiş olacağız. Değerli arkadaşlar, tağut taga ve yedga fiilinden türer. Mastarı da tuğyandır. Kelime manası olarak haddi aşan demektir. Yani bir Arapça sözlük alın mesela. Arapça sözlükte T harfine, tağuta bakın. Haddi aşan, haddi aşmak demektir. Istilahtaki manası ise, yani İslam'daki manası ise, burayı iyi dinleyin çünkü bundan sonra duyacağınız bütün ayetler, hadisler bu kavram üzerinden beyninizde şekillensin. Bu kavram üzerinden aklınızda şekillensin. Dedi ki tağut, taga ve yedga kökünden türer. Mastarı da tuğyandır. Kelime manası olarak Arapça sözlüğün karşısına baktığınızda tağut haddi aşmak demek. Taga haddi aşmak demek. Hatta mesela Kur'an'da Nuh Aleyhisselam'ın kıssasından bahsederken Hakka suresi 11. ayette Allah Azze ve Celle tagal ma der. Tagal ma yani su taştı, su haddini aştı söyler. Yani bu köken olarak bile Kur'an'da geçer. O yüzden sofiler hemen böyle çıldırmasınlar. Istilahtaki manası ise arkadaşlar, İslam'ın buna verdiği mana ise şudur. Tağut Allah ile kulunun arasına giren ve kulunun Allah'a ibadet etmesine, kulluk etmesine engel olan her şey tağuttur. Tekrar ediyorum. Allah ile kulunun arasına giren ve kulunun Allah'a ibadet etmesine, kulluk etmesine engel olan her şey tağuttur. Tağutlar iki sınıfta incelenir arkadaşlar. Birinci sınıf genel tağutlardır. İkinci sınıf da özel tağutlardır. Genel tağutları hepimizin reddetmesi lazım. Hepimizden kastım ben ve sen değil. Bütün insanlığın, Adem Aleyhisselam'dan Resulullah'a kadar, bütün cinlerin, ta ki iblisten İsrafil'in suru üfleyeceği ana kadar doğan bütün cinlerden. İnsanların ve cinlerin, Müslümanlarsa eğer, reddetmesi gereken genel tağutlar 5 çeşittir. Birinci genel tağut şeytandır. Herkesin reddetmesi lazım. İkinci genel tağut sihirbazlardır. Falcılar, büyücülerdir. Reddetmesi lazım. Üçüncü genel tağut gayyallardır. Yani gayıptan haber verenlerdir. İşte bu da aynı şekilde bugünün en büyük şirklerinden biridir. Dördüncü genel tağut ile beşinci genel tağut aynıdır. Kur'an'da firavunlardan, nemrutlardan, Ebu Cehillerden, Ebu Leheplerden, Samirilerden ve Hamanlardan bahsedilen tağuttur. Yani Allah'ın sistemiyle, Allah'ın kanunlarıyla hükmetmek yerine insanların kendi elleriyle yazdığı yasalarla hükmeden yönetici ve bu yöneticinin yasama, yürütme ve yargıda bulunduğu sistem. Yani arkadaşlar şeytan, sihirbaz, gaybtan haber verenler, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen sistem
ve Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen sistemi yönetenler. Bu beşi genel tağutlardır. Bir de özel tağutlar vardır. Bu özel tağut senin tağutun olabilir ama benim tağutum olmaz. Mesela para kimi insanlar için tağuttur, değil mi? Adam para için her şeyi yapar. Bu para o adamın neyi oldu? Tağutu oldu, değil mi? Ama senin için para tağut değildir. İşte bu yüzden para özel bir tağuttur, genel bir tağut değildir. Mesela futbol takımı. Kimisi futbolu izler ve televizyonu kapatır. Ama kimi de futbolla yatar, futbolla kalkar, değil mi? İşte bu adam için futbol tağut oldu. Veya başka bir örnek verelim. Bir siyasi parti ya da herhangi bir tarikat şeyhi vesaire. Bunlar o partililer için, o tarikatçılar için tağuttur artık, değil mi? Vazgeçilmezdir. İşte bunlar da özel tağutlardır. Mesela bu örnekleri arttıralım. Güneş. Güneş normalde bize göre tağut değil, değil mi arkadaşlar? Normal güneş yani, her gün doğar batar. Ama mecusiler güneşe taparlar ve bu yüzden evlerinde ateş bulundururlar. Güneşe taptıkları için. Güneş onların ne oldu? Tağutu oldu. Mesela arkadaşlar başka bir örnek verelim. Hazreti İsa. İsa peygamber bizim için bir Resul'dür, değil mi? Bir peygamberdir. Ama Hristiyanlar için tağuttur. Niye? Çünkü Hristiyanlar baba, oğul, kutsal ruh şeklinde bir teslis inancına götürüyorlar. Mesela Hasan-ı Basri. Hasan-ı Basri sıradan bir alimdir, değil mi? Ama Sofiler için Hasan-ı Basri bir tağuttur. Çünkü Sofiler Hasan-ı Basri'ye adeta baba, oğul, kutsal ruh şeklinde Hristiyanlık inancının İslam türevi olan Allah, Muhammed, Şeyh şeklindeki üçlemelerinde kullanıyorlar. Keza Abdülkadir Geylani'yi de, keza diğer evliyaları, diğer alimleri de. Yani arkadaşlar kişilerin bireysel olarak Allah ile kendi aralarına koydukları Hazreti İsa'lar, işte Abdülkadir Geylani'ler vesaire. Bunlar da kişilerin kendi tağutlarıdır ama bunlar aslında tağut değildir. Haşa Hazreti İsa'ya, Hazreti İsa sen bir kafirsin diyebilir misiniz? Ya da Abdülkadir Geylani'ye ya da diğer evliyalara. Hayır. Bunlar özel tağutlardır. Yani insanların kendi yaptıkları, kendi işlerinde ürettikleri tağutlardır. Mesela paraya kafir diyebilir miyiz arkadaşlar? Para kafir olur mu? Olmaz. Para bir nesnedir ama insanlar onu tağutlaştırır. Ya da işte bir arabaya ya da bir mesleğe ya da bir futbol takımına kafir diyebilir miyiz? Onları tağutlaştıranlara kafir deriz. İşte arkadaşlar tağut özetle budur. Bunun hakkında sarf ve nahiv alimlerinin yani lügat alimlerinin ne dediğini merak edenler olursa şimdiye kadar söylediklerimin kaynaklarını belirtiyorum değerli arkadaşlar. İbn-i Manzur'un Lisanul Arab'ına bakabilirsiniz. Firuzabadi'nin Kamusul Muhit'ine bakabilirsiniz. Zebidi'nin Tasu'ul Arus'una bakabilirsiniz. Ragıb'ın Müfredat'ına bakabilirsiniz. İbnül Cevzi'nin Zadül Mesir kitabına bakabilirsiniz. 1. ciltte 231. sayfada. Ve Kurtubi'nin El Cami isimli tefsirinde 3. ciltte 281. sayfaya bakabilirsiniz. Şu ana kadar söylediklerim hakkında. Şu ana kadar arkadaşlar kabaca tağut nedir? Kelime manası olarak nedir? Sözlük manası olarak nedir? Nasıl türemiştir? Istilah manası nedir? Anlattık. Şimdi tağutla alakalı ayetlere geçelim değerli arkadaşlar. Birinci ayetimizde Rabbimiz Zümer suresi 17. ayette buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَابُ الطَّاغُوتَ Tağuttan iştinab eden اَيْ يَعْبُدُوهَا Ona kulluk etmeyen وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهْمُ الْبُشْرَى Ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. فَبَشِّرْ عِبَاد Kullarımı müjdele. Yani arkadaşlar Allah bu ayette diyor ki tağuta kulluk etmekten kaçınıp Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Arkadaşlar Zümer suresinin 17. ayetinde Rabbimiz tağuta kulluk etmeyenlerin cennetle müjdelendiğini söylüyor. Tağutu reddedenlerin, tağuttan uzak duranların cennetle müjdelendiğini söylüyor. Bu kadar önemli bir kavramı bize cemaatler, tarikatlar, diyanet anlatmıyor. Allah reddedeni cennetle müjdeliyor. Başka hangi şey var ki Allah onu yapanı cennetle müjdelemiştir? Namaz mı? Hayır arkadaşlar, namaz farzdır, mecbur kılacaksınız. Hatta Allah namaz kılıp yetim hakkı yiyenleri eleştirmiştir namaz kılmasına rağmen. Oruç mu? Farzdır. Zekat mı? Farzdır. Hac mı? Farzdır. Ne arkadaşlar? Yaptığınız takdirde Allah'ın ayette cennet veriyorum dediği şey nedir? Tağutu reddir. Başka ayet bulamazsınız böyle. Allah وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَابُوا الطَّاغُوتَ اَيَّعْبُدُوهَا ayetinde tağutu reddeden, ona kulluk etmeyen kullarıma febeşşir ebed diyor. Cennete müjdele diyor. Onlara müjdem vardır diyor. Size soruyorum kardeşler, arkadaşlar, dostlar. Allah'ın müjdesi nedir? Mesela bir patronun işçilerine müjdesi ne olabilir? Patron işçilerine size müjde veriyorum dediğinde işçiler ne anlar? Zam anlar, değil mi? Ya da bir kadın kocasına sana müjde veriyorum dediğinde ne anlar? Evlat anlar, değil mi? Ya da bir devlet reisi mahkumlara size müjde veriyorum dediğinde mahkumlar ne anlar? Af anlar, değil mi?
Allah da kuluna müjde veriyorum dediğinde ne anlaşılır? Tabii ki cennet anlaşılır. İşte Rabbimiz Zümer suresinin 17. ayetinde tağutu reddedenlerden, tağuttan uzak duranlardan cennetlikler olarak bahsetmiş. Onlara müjde vardır demiştir. Bu yüzden değerli arkadaşlar, tağuttan, tağutlardan, tağuti sistemlerden bir Müslüman uzak durur ve ondan arınır. Allah böyle yapanlara cenneti müjdelemiştir. Peki neden? Çünkü biraz evvel saydığımız tağutlar, mesela şeytan, Allah'la kul arasına girmiştir. Sihirbazlar, falcılar, büyücüler Allah'la kul arasına girmiştir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen sistem ve bu sistemi yönetenler Allah'la kul arasına girmiştir. Allah'ın haram kıldıklarını helal, helal kıldıklarını da haram kılmışlardır. Zina bugün bu ülkede haram değildir arkadaşlar, serbesttir, suç değildir. Haram, Arapçada yasak demektir, helal de serbest demektir. Caiz olur demektir, caiz değil de olmaz demektir. Bugün yaşadığımız ülkede zina, içki, kumar, faiz, iddia, loto, toto, milli piyango, at yarışı, yetim hakkı yemek, ihaleye fesat karıştırmak, kadın öldürmek, haksızlık yapmak, bunların hiçbiri suç değil arkadaşlar. Elini kolunu sallaya sallaya gidip içki içebilir, zina yapabilir, faiz yiyebilir, kumar oynayabilirsin. Ama Allah'ın kitabında bunların hepsi yasaktır. Bu öyle bir sistemdir ki bunları meşrulaştırmış ve bunlara karşı çıkmaya bile suç demiştir. Bunlara karşı çıkan bakın nasıl size mahkemeler açıyorlar. İşte bu yüzden bu sistem teşri yapmıştır. Yani haramları helal, helalleri de haram yapmıştır. Böylece ne yapmışlardır arkadaşlar? Allah'ın el-hakem yani hükmeden, el-hakim yani hakim olan isimlerini Allah'tan alıp beşeri anayasalara, beşeri şahıslara, kişilere vermişlerdir. Ve böylece Allah'ı göğe hapsetmişlerdir. Demişlerdir ki Allah'ım sen gökte kal, yağmur yağdır, rızık ver, gönder, çocukları yarat. Allah'a bunları söylemişlerdir ama kendileri Allah'ın yeryüzündeki bütün görevlerini kendi üstlerine almışlardır. Ne yani? Ölülere Kur'an, dirilere demokrasi öyle mi? Ne kadar saçma bir şeydir. Kur'an bir ölüler kitabı değil, hayat kitabıdır diyor Allah Azze ve Celle Yasin suresinde. Hayat kitabı olan bir kitap varken biz sizin kendi elinizle yazdığınız köhne yasalara uymak zorunda mıyız? Öyle ki siz dün terörist dediğinize bugün kahraman diyorsunuz. Dün hoca efendi dediğinize bugün terörist diyorsunuz. Dün yasak dediğinizi bugün serbest bırakıyorsunuz. Bugün serbest olan da yarın yasaklıyorsunuz. Ancak Allah'ın kanunları, Allah'ın sünnetullahı değişmez. Kötülük her zaman kötülüktür. Zina her zaman yasaktır. İçki, kumar, faiz, iddia, loto, toto, ihale, fesat karıştırmak, adam kayırmak bunların hepsi İslam'da yasaktır. Binlerce yıldır yasaktır. Yüzlerce yıldır yasaktır. Bu yönüyle bu sistem tağuti bir sistemdir. Şeytan tağuttur. Sihirbazlar, büyücüler tağuttur. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen sistemler ve yöneticileri tağuttur. Yani bunun bugün Diyanet'in söylediği gibi Maide 44'te bir alakası yok. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. Diyorlar ki işte selefiler bu ayeti getiriyor. Hayır arkadaşlar dikkat ettiyseniz bu ayeti ben asla delil getirmedim. Çünkü bu ayetin yöneticilerle alakası yok. Bu ayet muhakemeyle alakalıdır. Bugünkü sistemin tağut olma sebebi teşri yapmasıdır. Yani Allah'ın el-hakim ve el-hakem sıfatını Allah'tan alıp haşa ve kella bir beşere, bir sisteme, bir partiye, bir anayasa kitabına vermesidir. Bu yönüyle sistem ve devlet birbirinden ayrılır. Devlet bizim devletimizdir değil mi? Biz burada yaşamışız, burada doğmuşuz, burada büyümüşüz. Burayı ilk defa Hazreti Ömer fethetmiş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini. Ondan sonra İslam coğrafyası sahabelerin eliyle yayılırken, büyüklerken Anadolu da bu coğrafyanın içerisine girmiştir. Azerbaycan dahi arkadaşlar, Dağıstan dahi Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Osman zamanında fethedilmiştir. Yani bizim coğrafyamız İç Anadolu bölgesine kadar 4 halife döneminde zaten İslam'la müşerref olmuştu. Zaten bu coğrafya İslam'ın coğrafyasıdır. Zaten bu devlet bizim devletimizdir. Ancak sistem işte o bizim değildir. Bu yönüyle sistemi reddediyoruz. İkisi ayrı şeylerdir. Yani bu demek değildir ki hadi sokağa çıkalım, önümüze geleni keselim. İşte şöyle yapalım, böyle yapalım. Hayır. İşte devlet kuralım, devlet yıkalım. Böyle bir hedefimiz yok. Zaten devlet bizim. Sistem bizim değil. Zaten toprak bizim değil mi arkadaşlar? Yani biz buraya sonradan gelmedik. Yüzlerce yıldır biz buradayız. Ama üstündeki sistem kiralık. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Mesele yanlış yerlere çekilmesin. Yani bu videonun altında ya siz IŞİD'çi misiniz falan diye yorumlar sakın görmeyeyim arkadaşlar. Bunlar Kur'ani gerçeklerdir. Vallahi bu iftiranızın karşılığını Allah katında veremezsiniz. İşte birinci ayetimiz budur. Allah tağutu reddedeni cennetle müjdeledi. Zümer suresi 17. ayet. Geçelim ikinci ayetimize. Allah Nahl suresi 36. ayette buyuruyor ki
وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا Biz bütün ümmetlere bir Resul, yani bir peygamber gönderdik diyor. Neden gönderdin ya Rabbi? Bütün ümmetlere neden bir peygamber gönderdin? اَنَعْبُدُ اللّٰهَ وَاَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Allah'a kulluk edin, tağutu da reddedin diye. Bakın, dikkat edin. Allah bütün ümmetlere peygamber gönderdim. Allah'a kulluk edin, tağutu da reddedin diye diyor. Böyle bir kavramı bize anlatmıyorlar arkadaşlar. Böyle bir kavramı tarikatlar, cemaatler bize anlatmıyorlar. Bu ne kadar büyük bir cürümdür ya. Hadi beni susturdunuz. Hadi hakkı anlatanları susturdunuz. Hadi bizi bir şekilde ortadan kaldırdınız. Kardeşim, kıyamet günü bu hesabını Allah'a nasıl vereceksiniz ya? Şimdi ben size 13 tane ayet okuyacağım. 8 tane hadis okuyacağım. Tarihi görseller göstereceğim size. Alimlerin sözlerini söyleyeceğim. Ey tarikatlar, ey cemaatler, bunu nasıl saklayabilirsiniz? Hadi dünyada bir şekilde kendinizi avuttunuz. Ama ahirette Allah'a bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Allah diyor ki, ben bütün peygamberleri Allah'a kulluk edin, tağutu da reddedin diye gönderdim diyor. Ve devamında da diyor ki arkadaşlar, فَمِنْهُمْ مَنْ هَادَ اللّٰهُ Allah bu insanların, yani bu ümmetlerin kimine hidayet nasip etti. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَ Onların kimine de sapıklık nasip oldu. Yani kimisi peygamberlere uydu, tağutu reddetti. Kimisi de tağuta destek verdi, sapık oldu. Ve Allah devamında da diyor ki, فَسِيرُوا فِي الْاَرْضِ Yeryüzünü gezip dolaşın. فَنْزُرُوا Ve bakın, كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّب۪ينَ Allah'ı yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bakın diyor Allah Azze ve Celle. Bu yönüyle Allah, tağutu reddedin, Allah'a kulluk edin diye peygamber gönderdim diyen bir Allah var. Ama bugün bu kavram anlatılmıyor arkadaşlar. Anlatılmıyor. Ve anlatanlara da Vahabi diyorlar, İngiliz ajanı diyorlar, işte IŞİD'ci diyorlar, bir sürü şey söylüyorlar. Yani Allah IŞİD'in de belasını versin, Suudi Arabistan devletinin de belasını versin. Bu nedir yani, hakkı anlatıyoruz diye bu kadar da olmaz ki. İkinci ayette de görüldüğü üzere değerli kardeşler, Allah Nahl suresi 36. ayette وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلُّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنَعْبُدُ اللّٰهَ وَاِجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ diyor. Yani biz bütün ümmetlere tağutu reddedin, Allah'a kulluk edin diye peygamber gönderdik diyor. Yani tağutu reddetmemiz lazım. Şimdi geçelim 3. ayetimize. 3. ayetimizle 4. ayetimiz yapışıktır arkadaşlar. Bakara 256 ve Bakara 257'dir. Bakın, Allah Bakara suresi 256. ayette tağutu reddedene mümin diyor, Müslüman diyor. Aynı Allah Bakara suresinin bir sonraki ayetinde, yani Bakara 257'de de tağutu reddetmeyene kafir diyor. Bakın, ben demiyorum. Şimdi ben söylesem tamam, din adı Abdülkadir Polat demiş. Ahmet söylese, Mehmet söylese din, tamam o söylemiş. Ama Allah diyor, bakın dikkatli bir şekilde dinleyin lütfen. Bakara suresi 256. La ikraha fiddin. Dinde zorlama yoktur. Yani din seçmekte zorlama yoktur. Dinin kendisinde zorlama vardır arkadaşlar. Mesela adam öldüremezsin, öldürürsen cezanı görürsün. Mesela milletin namusuna tecavüz edemezsin. Edersen zina cezasını görürsün. Mesela hırsızlık yapamazsın. Edersen cezasını görürsün. Dinin içinde zorlama vardır. Ama dinin seçiminde zorlama yoktur. Mesela bir Yahudi'yi zorla Hristiyan yapamazsın. Ya da bir Hristiyan'ı zorla Müslüman yapamazsın. Bu din seçmekte zorlama yoktur. La ikraha fiddin. Dinde zorlama yoktur. Kat, çünkü tebeyyener rüştü minel gay. Hak ve batıl birbirinden ayrılmıştır. Yani Allah Azze ve Celle diyor ki, dinde zorlama yoktur çünkü hak batıldan ayrılmıştır. Dileyen dilediğini seçer. Dileyen dilediği gibi amel eder. Kur'an ortadadır, sünnet ortadadır. Devamında da diyor ki, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ Her kim tağutu reddeder, bakın burada F kalıbı var. Yani bir şart edatı var. Allah bunu şart olarak koşuyor, bakın dikkat edin arkadaşlar. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ Kim tağutu reddeder, ey ya Rabbi sonra reddettik. وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Ve Allah'a da iman ederse, فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى O İslam ipine sarılır. Yani ne olur arkadaşlar? Müslüman olur. Allah diyor ki فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ Bakın burada şart edatı var. Allah tağutu reddetmeyi şart koşuyor. Kendisine iman etmeden önce şart koşuyor. Yani aslında tağutu redd, imanın şartı var ya arkadaşlar. Hani İslam'ın 5 şartı var, imanın 6 şartı var ya. İşte tağutu redd, imanın şartının birincisidir. Allah'a iman, meleklere iman diye gidiyor ya. İşte birincisi Allah'a imanın şartıdır tağutu redd. Yani tağutu reddi kim uydurdu diyen sofiler. İyi dinleyin, iyi. Tağutu redd, Allah'a imanın şartlarının birincisinin şartıdır. Bakın burada şart edatı var. Allah diyor ki فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ Kim tağutu reddeder, şart koşuyor. وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Allah'a iman ederse, ey ya Rabbi, فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى O İslam ipine sarılır, yani Müslüman olur diyor. Allah kendisine iman etmeden önce tağutu reddi şart olarak koşuyor. Yani arkadaşlar, tağutu redd kavramı imanın şartıdır ya.
Bir adam imanın şartlarını yerine getirmese nasıl Müslüman olabilir? Ben size soruyorum, bu videoyu izleyenlere soruyorum. Lütfen yani elinizi vicdanınıza koyun, düşünün. Allah devamında da diyor ki değerli dostlar, لَنْ فِسَامَ لَهَا. Bu ip asla kopmaz. Yani İslam ipi var ya, asla kopmaz. وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Allah her şeyi işitir ve bilir. Görüldüğü üzere değerli kardeşler, bu ayette de Allah Azze ve Celle فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ. Kim tağutu reddeder ve yu'min billah. Ve Allah'a iman ederse, ey ya Rabbi, sonra fakat istemseke bil urvetil vuska lenfisame leha. O İslam ipine sarılır, o ip asla kopmaz. Seni yarı yolda bırakmaz diyor. Yani şöyle düşünün değerli arkadaşlar. Diyelim Allah korusun bir kuyuya düştünüz. Kuyuya da herkes bir ip uzatıyor. Kiminin ipi telli, kiminin ipi yağlı, kiminin ipi kanlı, kiminin ipi bıçaklı, kiminin ipi böyle bölük börçük, kiminin ipi kısa, kiminin ipi çok uzun, kiminin ipi çok ince, kiminin ipi çok kalın. Ama arkadaşlar o kuyuya atılan bir ip düşünün ki tutanı yukarı kaldırıyor. İşte o ip İslam ipidir. Diğer iplerse tağutlarınızdır. Tağutlarınızdır. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen zalim yöneticilerdir. Sistemlerdir. Şeytandır. Falcılardır. Büyücülerdir. Paradır. Kadındır. Şehvetinizdir. Partilerdir. Futbol takımlarıdır. Sizinle Allah arasına giren her şeydir ey kardeşler. Bu yönüyle gelin İslam'ın ipine sarılın ve tağutu reddedin. Çünkü bakın bir sonraki ayette ben söylemiyorum. Hadi ben söylesem deyin işte. Abdülkadir Polat Vahabidir, İngiliz ajanıdır zaten diyorsunuz. Ama bakın Allah söylüyor. Allah Azze ve Celle diyor ki değerli kardeşler, Bakara Suresi 257. ayette Allahu veliyyullezine amenu. Allah iman edenlerin dostudur, yardımcısıdır, destekçisidir. Yuhricuhum minezzulümati ilen nur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkartır. Yani zilletten, küfürden, şirkten, bidatten, fısktan, günahlardan nura, İslam'a çıkarır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Kafirler ise اَوْلِيَاُهُمُ الطَّاغُوتُ. Kafirler ise tağutun dostudur. Tağutu desteklerler. Tağut kafirlerin dostudur. Kafirler tağutun dostudur. Kafirler tağutu reddetmezler. Tağut da kafirleri reddetmezler. Birbirlerini desteklerler, iç içedirler. Oy ile, şunla, bunla birbirlerine destek verirler. Birbirleriyle yarışırlar ve hangi tağut daha iyi tağuttur diye başlarını nasıl geçirmeye çalışırlar. Bu yönüyle Allah bakın dikkat ettiniz mi kafir dedi. Tağutu reddetmeyenleri. Ben söylemedim. Ayet açık. Tekrar söylüyorum. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ tağut. Kafirler, tağutlar kafirlerin dostudur. İki mana da çıkar. Devamında da Allah Azze ve Celle diyor ki يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Tağut onları nurdan yani İslam'dan zulümata sokar. Yani zillete, şirke, küfre sokar. Bidatlere, hurafelere, haramlara sokar diyor. Devamında ne diyor ya Rabbi? Devamında diyor ki Rabbimiz tağutu reddetmeyenlerin varacağı yerden bahsediyor. Ve diyor ki değerli arkadaşlar اُلَٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ. Onlar cehennemliktir. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Onlar cehennemliktir. Orada ebediyen kalacaktır. خَالِدُونَ. Ebedi. Görüldüğü üzere وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ diyor. Kafirler tağutun dostudur, tağutu reddetmezler diyor. Ulaike ashabunlar diyor, onlar cehennemliktir diyor. Hum fiha halidun diyor. İçinde ebedi kalacaklardır diyor. Arkadaşlar, yani bu ayeti ben mi uydurdum? Size biraz sonra Resulullah'ın tağut hakkında ne dediğini anlatacağım. Size biraz sonra alimlerin tağut hakkında ne dediğini anlatacağım. Yani birilerini kotarmak ve kurtarmak için hakkı gizleyenler, tarikatlar, cemaatler Allah'tan korkun. Partiler geçicidir. Rantınız, çıkarınız geçicidir. Baki olan Allah'tır. Hangi parti kalıcı olmuştur? Hangi yönetici kalıcı olmuştur? Hangi sistem kalıcı olmuştur? Nerede Sezar? Nerede Cengiz Han? Nerede Timur? Nerede Sultan Süleyman? Nerede diğerleri, iyileriyle, kötüleriyle, adilleriyle, zalimleriyle? Nerede hükümdarlar? Allah Azze ve Celle o gün Melik benim diyecek. Deyyan benim diyecek. Hakim benim diyecek. Hakem benim diyecek. Öyleyse neden Allah'ın mülkünde Allah'tan başkasına söz veriyoruz? Allah'ın dünyasında Allah'ın kuralları neden geçmesini istiyoruz? Şüphesiz bunu söyleyenler tağutu reddetmeyen kafirlerdir. Ve buna liderlik edenler de tağutlardır. Şeytan gibi, zalim ve Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen yöneticiler gibi, falcılar ve büyücüler gibi. Bir diğer ayetimize geçelim değerli arkadaşlar. Görüldüğü üzere şu ana kadar Allah tağutu reddedeni cennetle müjdeledi mi? Müjdeledi.
Allah bütün peygamberleri tağutu reddetmeniz için gönderdim dedi mi? Dedi. Allah tağutu reddedene Müslüman dedi mi? Dedi. İmanın şartı olarak birinci şarta kendisine iman etmeden önce şart olarak koştu mu? Feme yakur bir tağut diyerek dedi. Sonra Allah tağutu reddetmeyene kafir dedi mi? Dedi. Onlar ebedi cehennemliktir dedi mi? Dedi. Bu kadar. Devam edelim arkadaşlar. Ayetlerimizin beşincisindeyiz. Bakın burada okuduğumuz beşinci tağut ayetinde Allah bize çok ilginç ve gerçekten ibret almanızı istediğim bir şeyden bahsedecek. De ki Allah katındaki cezası bundan daha kötü olan bir şeyi haber vereyim mi? Bakın arkadaşlar Allah şimdi kendi katında en ağır cezayı alanlardan bahsediyor bakın. Tağutlardan bahsedecek şimdi Allah ama tağuttan nasıl bahsediyor iyi dinleyin. Allah'ın lanet ettiği bir, ona karşı öfkelendiği iki, aralarından domuzlar ve maymunlar kıldığı üç ve tağuta kul eyledikleridir. Bunlar Allah katında yerleri daha kötü ve dosdoğru yoldan sapmış kimselerdir. Bakın arkadaşlar Allah tağutlardan ve onlara tabi olanlardan nasıl bahsediyor? Bir, Allah'ın lanet ettiği diyor. Bak Allah tağuta ve onu reddetmeyenlere lanet etmiş. İki, ona karşı öfkelendiği, tağutlara ve reddetmeyenlere karşı öfkelenmiş. Üç, aralarından domuzlar ve maymunlar kıldığı. Bakın Allah böylelerine domuz ve maymun diyor. Dört, ve tağuta kul eyledikleri. Yani tağutu reddetmeyenlere Allah Azze ve Celle'nin tağuta destek verdiklerinden dolayı diyor ki tağuta kul eyledikleri. Abdu tağut, tağutun kulu diyor Allah Azze ve Celle. Bu ayetimiz de Maide suresinin 60. ayetidir. Rabbimiz böyle olduğunu belirtiyor. Yani Allah tağutu ve tağutu reddetmeyenlere görüldüğü üzere domuz diyor, maymun diyor, Allah'ın lanet ettiği diyor. Bu yönüyle bizim bundan uzaklaşmamız ve bu tağutlardan beri olmamız lazım arkadaşlar. Ve bugün sofilerin söylediği gibi ya işte tamam tağut Kur'an'da vardır ama tağut şeytandır sözü yanlıştır. Eğer tağuta sadece şeytan deseydik Allah Kur'an'da sadece tağut derdi, şeytana şeytan demezdi. Şeytan şeytan ismiyle namdar olmuştur. Şeytan iblis ismiyle namdar olmuştur. Evet şeytan da bir tağuttur ama tağut sadece şeytandır diyemeyiz. Firavun da bir tağuttur, Nemrut da bir tağuttur, Ebu Leheb de bir tağuttur, Samiri de bir tağuttur, Haman da bir tağuttur, Karun da bir tağuttur. Kur'an'da bahsedilen değil mi? Bunlar da tağuttur. Yani insan da bir tağut olabilir. Hatta Allah biraz sonra okuyacağız. Firavuna innahu taga diyor, Firavun tağuttur diyor. Bu yönüyle değerli kardeşler. Şeytan da tağuttur evet ama insan da tağut olabilir. Zannediyor musunuz ki Firavun öldü? Zannediyor musunuz ki Ebu Leheb öldü? Zannediyor musunuz ki Nemrut öldü? Hayır, kıtalar dolaşıyorlar arkadaşlar. Hatta boyunlarında kravat taşıyorlar. Allah diyorlar, Bismillah diyorlar. Devam edelim. 6. ayetimiz de Nisa suresinin 51. ayetidir. Allah bu ayette buyuruyor ki اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ اُوتُوا نَس۪يبًا مِنَ الْكِتَابِ Kendilerine kitaptan pay verilenleri görmedin mi? يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالْتَاغُوتِ Onlar cipte ve tağuta iman ediyorlar. Şimdi cipti birazdan açıklayacağım. يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالْتَاغُوتِ Onlar cipte ve tağuta iman ediyorlar. وَيَقُولُونَ Ve şöyle söylüyorlar. لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا هَا اُولَٰئِ اَحْدَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا سَب۪يلًا Bu kafirler şöyle söylüyorlar. Bunların yolu yani zulmün, zilletin, şirkin, küfrün, bidatin, haramların, günahların yolu müminlerin yolundan daha hayırlıdır. Bugün tıpkı bize dendiği gibi. Sofiler ne diyor? Selefilerin yoluna bakın hele ne kadar kötü bir yol. Başkalarının yolu onlardan daha hayırlıdır diyorlar. Ya da tağutlar ne diyorlar? Vay işte bunlar teröristtir, vatan aynıdır, şudur budur diyorlar. Başka zındıkları bizden daha hayırlı gösteriyorlar. Bugün ben buraya çıksaydım deseydim ki ben eşcinselim ne kadar çok kişi bana destek verirdi. Ama ben bugün buraya çıkıp tevhidi anlatıyorum, tağutu anlatıyorum diye her gün mahkemelerle uğraşıyorum. Bugün ben buraya çıksaydım deseydim ki arkadaşlar akşam şu takım yenecek, iddiada şöyle yapın. İşte böyle boş beleş şeyler konuşsaydım, geçmiş tağutları övseydim. Ya da herhangi birinin adamı olsaydım ne kadar çok kişi beni överdi. Ama ben sadece Allah'ın adamı olmakla övünmek ve insanları da buna çağırmakla meşgulken başımıza da gelmeyen kalmıyor maalesef. Devam edelim değerli arkadaşlar. Buradaki cipten bahsedecek dedik yani. Şimdi Allah Azze ve Celle az önce ayette ne dedi? يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالْتَاغُوتِ Kafirler cipte ve tağuta iman ediyorlar dedi. Peki buradaki cipten kasıt nedir? İbn Abbas diyor ki arkadaşlar bunu da İbn Ebi Hatim rivayet ediyor. İbn Abbas diyor ki cipt taptıkları putlardır. Tağut ise putların önünde duran ve putlar adına konuşup toplumu yönetenlerdir. Bunu İbn Abbas söylüyor. Görüldüğü üzere buradaki cipt puttur diyor.
Yu'minune bil cibdi ve tağut diyor ya, kafirlerden bahsederken. Yani onlar tağuta ve cibde iman ediyorlar. İbn Abbas da diyor ki sahabe, ey sofiler iyi dinleyin, bu adam sahabe. Hadi biz İngiliz ajanıyız, bu da mı İngiliz ajanı? Haşa, siz buna da mı iftira atacaksınız? İbn Abbas diyor ki cipt puttur, tağut ise putun önünde toplumu yönlendirenlerdir. Tıpkı bugün olduğu gibi. Bugün de bir put var değil mi arkadaşlar? O putun önünde de toplumu yönlendirenler var. Kimisi batıya özenerek bir siyaset yürütüyor. Kimisi de ya Allah, Bismillah falan diye bir siyaset yönetiyor. Ama esas da put vardır. Adam yattığı yerden ülkeyi yönetiyor hala. O onun önünde duranlar ise İbn Abbas'ın dediği gibi toplumu yönlendiriyor. Yu'minune bil cibdi ve tağut. Onlar tağuta ve cipte iman ediyorlar diyor. Cipte İbn Abbas diyor ki puttur. Tağut ise o putun önünde toplumu yönlendirenlerdir diyor. E hadi İbn Abbas'a da deyin Vahabi İngiliz ajanı. Allah'tan korkmuyor musunuz ey tarikatlar? Devam edelim değerli arkadaşlar. Bir diğer tağut ayetimiz, 7. tağut ayetimiz ise Nisa suresinin 60. ayetidir. Burada da Allah Azze ve Celle buyuruyor ki أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Sana ve senden önce indirilen kitaplara inandıklarını iddia edenleri görmedin mi? Yani Kur'an'a ve diğer kitaplara inandıklarını iddia edenleri görmedin mi? Allah devamında da diyor ki يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوا اِلَى الطَّاغُوتِ Onlar tağuta mahkeme olmak istiyorlar. وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ Oysa ki Allah onlara tağutu reddetmelerini emretmişti. Ve yuridu şeytanu ey yudillehum dalalen ba'ide. Şeytan onları uzak bir sapıklığa düşürmek istiyor. Bakın burada da sofilere bir cevap var arkadaşlar. Allah Azze ve Celle ne diyor? Yuridun ey yetehakemu ile tağuti. Onlar tağuta mahkeme olmak istiyorlar. Fakat umiru ey yekfuru bi. Oysa ki Allah tağutu reddetmelerini emretmişti. Bakın tağutu redd diye bir kavram var. Allah tağuta mahkeme olmak istiyorlar diyor. Ey sofiler tağut şeytansa insanlar şeytana mı mahkeme oluyorlardı Resulullah zamanında? Hayır, kişilere mahkeme oluyorlardı değil mi? Ebu Hureyre, İbn Abbas, Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Amr bu sahabeler diyor ki bu ayetin inme sebebi Kab bin Eşref isimli tağuttur. Ey sofiler hani tağut şeytandı? Şimdi bu ayetin inme nedeni şöyle mi çevireceğiz? Yuridune eyyetehakemune ile tağut. Onlar tağuta mahkeme olmak istiyorlar. Yani şeytana mahkeme olmak istiyorlar mı diyeceğiz? Bu sahabeler böyle değil diyor. Bu sahabeler diyor ki buradaki tağut Kab bin Eşref'tir diyorlar. Hatta peygamber Kab bin Eşref'i öldürtüyor sonradan. Subhanallah. Ya da sofiler siz diyorsunuz ya tağut puttur. Bu adamlar puta mı mahkeme oluyorlar? Bu adamlar bir insana mahkeme oluyorlar değil mi? Kime mahkeme olur biri? Bir insana mahkeme olursun. Bu bardak seni mahkeme edemez değil mi? Ya da bir heykel ya da bir şey seni mahkeme edemez. Seni bir insan mahkeme eder. Bu ayet bile sofilere bir reddiyedir. Evet putlar da tağuttur. Evet şeytan da bir tağuttur ama insan da tağut olabilir. Sistem de tağut olabilir. Değerli arkadaşlar bu yüzden bu sofilerin saçmalıklarına kulak vermeyin. Görüldüğü üzere burada Allah tağuta muhakeme olmak istiyorlar diyor. Onların imanları zandan ibarettir diyor. Bundan dolayı bir Müslüman ikrah olmadan yani şiddet, dayak, işkence, malının çalınması ama onu helak edecek kadar fazla bir mal olması lazım. Sıradan bir mal olmaz asla. Bu tip şeyler nedir? İkrahtır. İkrah olduğunda tağuta muhakeme olabilirsin. Sıkıntı yok. Ama ikrah olmadığı müddetçe hapis, kelepçe falan olmadığı müddetçe tağuta mahkeme olamazsın. Allah böyle söylüyor. Niye? Neden olamazsın? Çünkü hakem olan kullar değil Allah'tır. Çünkü hakim olan kullar değil Allah'tır. 8. ayetimize geçelim değerli arkadaşlar. Tağut hakkındaki 8. ayetimiz. Bu da Nisa suresinin 76. ayetidir. Bu ayete de dikkat edin çünkü burada da ince bir nüans var. Ama detaylara girmeyeceğim. Allah Azze ve Celle bu ayette buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ İman edenler Allah yolunda savaşırlar. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ الطَّاغُوتِ Kafirler ise tağut yolunda savaşırlar. فَقَاتِلُوا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ Siz şeytanla, şeytanın dostlarıyla savaşın. اِنَّ كَيْدَ شَيْطَانَ كَانَ دَعِيفًا Şüphesiz ki şeytanın hilesi pek zayıftır diyor Allah Azze ve Celle. Yani bu ayette de görüldüğü üzere arkadaşlar Allah diyor ki iman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kafirler de tağut yolunda savaşırlar. Siz diyor şeytanın dostlarından uzak durun. Şeytanın dostlarıyla mücadele edin diyor. Burada detaylara girmeyeceğim. Çünkü bu ayeti IŞİD'ciler çok istismar ediyorlar. Böyle El-Kaide'ciler falan çok istismar ediyorlar. Aynı zamanda bu ayet tağut meselesinde, tağuta askerlik meselesinde bir delildir. Bu konuya da girmeyeceğim çünkü bu konuya girince bir sürü sıkıntı oluyor. Ancak izleyenler herhalde anladılar diye düşünüyorum. İbrahim suresi 21. ayet tağutla alakalı Rabbimizin 9. ayetidir. Bakın Allah İbrahim suresi 21. ayette tağuta uyanlara, tağuta destek verenlere
başlarına yeni yeni tağutlar geçirmek için parti kurup bunların arkasından çalışma yapanlara bakın Allah İbrahim suresi 21. ayette ne diyor? Ey insanlar Allah için dünyalık heveslerinizden, alacağınız maaştan, gelecek kaygınızdan hepsinden sıyrılın. Bu ayeti tefekkür ederek düşünün. Şu İbrahim suresi 21. ayeti gidin evinizde tek başınıza okuyun. Şu ana kadar okuduğum tağut ayetlerini gidin evinizde tek başınıza okuyun. Beni dinlemeden okuyun. Ya yolda beni görsen selam bile verme, umurumda bile değil. Yeter ki Allah'a şirk koşma. Çünkü اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَيُّشْرَكَ بِهِ Allah şirki asla affetmez. وَيَغْفُرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ Bunun dışında Allah dilediğini bağışlar ama şirki bağışlamaz diyor. اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ Kim Allah'a şirk koşarsa فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ Allah ona cenneti yasaklar. وَمَأْوَاهُ النَّارِ Onu cehenneme koyar. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ Zalimlere kimse yardım etmez diyor. اِنَّ الشِّرْكَ لَزُلْمُ الْعَزِيمِ diyor. Şirk en büyük zulümdür diyor. Şirk koşan zalimdir diyor Allah. Adam öldürene Allah zalim demiyor, katil diyor. İçki içene Allah zalim demiyor, fasık diyor. Ama Allah kendisine şirk koşana zalim diyor. Değerli arkadaşlar, o yüzden tağutu reddedelim. Şimdi İbrahim suresinin 1. ayete bakın. Tağutlar ve tağutlara uyanlar kıyamet günü nasıl olacakmış görün. Hepsi beraber Allah'ın huzuruna çıkarlar. Yani tağutlar bir de tağutlara uyanlar. Hepsi beraber Allah'ın huzuruna çıkarlar. Mustazaflar müstekbirlere der ki, yani güçsüz olanlar güçlü olanlara der ki, biz dünyadayken size destek veriyorduk. Yani size oy veriyorduk. Sizin arkanızdaydık. Şimdi siz Allah'ın azabına karşı bize fayda verir misiniz? Tağutlar şöyle derler. Yani müstekbirler şöyle derler. Şayet Allah bize hidayet etseydi biz de size hidayet ederdik. Bunun bir önemi kalmadı. İster sabredin ister yakının fark etmez. Bizim için kaçış yoktur. Burada görüldüğü üzere arkadaşlar tağutlar ve tağutlara uyanların cehennemdeki konuşmasını gördünüz değil mi? Şimdi bir sofi, bu videoyu izleyen bir sofi diyecek ki yahu İbrahim suresi 21. ayette tağutun geçtiğini de nereden çıkardın? Arkadaşlar İbrahim suresi 21. ayet hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Buhari'nin Tevhid bölümünün 24. hadisi, Rikak bölümünün 52. hadisi, İman bölümünün 299. hadisi var. Diğer bir kaynak da Müslim'in Sahihi'nin Rüya bölümünün 81. hadisidir ve İmam Deyrakutni'nin Sünen'inin de içerisinde geçen bir hadistir. Bu hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadistir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki tağutlara uyanlar kıyamet günü tağutların peşinden gitmeye devam ederler. Yani bu dünyada sen bir tağuta destek veriyorsun ya. İşte sen kıyamet günü o tağutun peşinden gitmeye devam edeceksin. Kıyamet günü hala ondan medet ummaya devam edeceksin. Bu dünyada kimi tağut edinirsen kıyamet günü onunla beraber haşredileceksin. Kişi sevdiğiyle beraber haşredilir. Kişi kıyamet günü sevdiğiyle beraberdir. O yüzden gel Müslümanları sev. Gel tevhidi sev. Gel İslam'ı sev. Bırak tağutların peşinden gitmeyi. Onlardan sana fayda yok. Zenginler zaten bölüşüyorlar bir şekilde. İhaleleri alıyorlar zaten. Onlar bir şekilde yolunu buluyorlar. Sen kimsin? Sen gariban bir adamsın yani. Boş ver onları. Devam edelim değerli arkadaşlar. 10. tağut hakkındaki 10. ayetimize geçelim. Allah Azze ve Celle ayette buyuruyor ki Zariyat suresinde 53. ayette اَتَاسَوْ بِهْ بَلْقَوْمُنْ تَاغُونَ Onlar birbirlerine azgınlığı mı tavsiye ediyorlar? Belhum kavmun tağun. Bilakis onlar tağutlaşmış kimselerdir diyor Rabbimiz. Hani insandan tağut olmazdı ey sofiler? Hani tağut puttu, şeytandı? Evet put da tağuttur, şeytan da tağuttur. Ama insan da tağut olabilir. Bakın Allah ne diyor? Etasav bih azgınlığı vasiyet ettiler. Belhum kavmun tağun. Bilakis onlar tağutlaşmış bir kavimdi diyor. Görüldüğü üzere Allah sisteme tağut dedi. Bakın sadece kişiye değil sisteme o kavme tağut dedi. Devam edelim arkadaşlar. Hatta hatırlayın Sebe kavminden bahsederken, Belkıs'ın kavminden bahsederken Süleyman Aleyhisselam'ın üzerinden ne diyor? İnneha kânet min kavmin kafirin. Onlar kafir bir kavimdir diyor değil mi? Süleyman Aleyhisselam Belkıs'ın kavminden bahsederken diyor. Görüldüğü üzere arkadaşlar sistem de kafir olabilir. Bu yönüyle. Bizim burada bakış açımızı sofilerin bakış açısından alıp Kur'an'ı bakış açısına oturtmamız lazım. Yine bu 10. ayette 11. ayete geçelim arkadaşlar. Taha suresinin 24. ayeti. Burada Allah Azze ve Celle buyuruyor ki İzheb ila firavuna innehu taga. Firavuna git çünkü o tağut oldu. Yani ne oldu? Hatırlayın en başta ne söylemiştik? Tağut neydi? Haddi aşan değil mi? Azgınlaşan, Allah'la kul arasına giren. Allah da Musa Aleyhisselam'a diyor ki İzheb ila firavuna. Firavuna gidi innehu taga. O haddini aştı. O tağut oldu. O azgınlaştı. O Allah'la kulların arasına girdi diyor. Yine arkadaşlar Naziat suresi 17. ayet var. Naziat suresi 17. ayette de Allah Azze ve Celle aynı şekilde diyor ki
İzhab ila firavuna innehu tagâ. Firavuna git çünkü o tağut oldu. Aynı ayet bir de burada geçiyor. Yani Taha suresi 24. ayetle Naziat suresi 17. ayet kelimesi kelimesine aynı. Görüldüğü üzere Allah bir insana tağut demiştir. Hem de iki kere söylemiştir. Sofiler iyi dinleyin. Bundan büyük delil mi olur? Allah iki ayette üstüne basa 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 Firavuna tağut demiştir. İnsandan da tağut olur. Devam edelim arkadaşlar. Tağut hakkında söyleyeceğimiz son ayet. Son ayet de şudur. Allah Fecr suresi 11. ayette buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ تَغَوْ فِي الْبِلَادِ. Onlar beldelerinde tağutlaştılar. اَلَّذ۪ينَ تَغَوْ فِي الْبِلَادِ. Onlar beldelerinde ne oldular? Tağutlaştılar. Yani ne? Azgınlaştılar, hadlerini aştılar. Allah'la kul arasına girdiler, tağut oldular diyor. Burada da görüldüğü üzere Allah Azze ve Celle bir beldeye, bir sisteme tağut diyor. Yani arkadaşlar kişiler de tağut olabilir, sistemler de tağut olabilir. Burada da Allah Azze ve Celle tağuttan bahsetti. Görüldüğü üzere Kur'an'da 13 tane tağuttan bahsedilen ayet var. Tağutu reddetmemizin söylendiği ayet var. Ve arkadaşlar aslında bu ayetleri 30'a kadar çıkartabiliriz. Taga kalıbından yani haddi aşmak kalıbından bir sürü ayet var. Ama bizzat tağut meselesiyle, tuğyan meselesiyle alakalı 13 tane ayet var. Şimdi gelin isterseniz tağutla alakalı hadislere geçelim. Sofiler diyorlar ya, ya bu selefiler tağut kavramını şöyle yapıyor. Cami imamları da diyor ya, ya şu selefiler böyle yapıyor. Bakın Kur'an'da 13 tane ayet var. Allah tağutu reddedin diye peygamber gönderdik diyor. Allah tağutu reddetmeyene kafir diyor. Tağutu reddedene mümin diyor. Bütün peygamberleri bu yüzden gönderdim. Tağutu reddedeni cennetle müjdeliyorum diyor. Allah bir sürü tağut hakkında 13 tane ayet söylüyor. Şimdi tağutla alakalı hadisleri söyleyeceğiz. Hala tağut kavramını inkar mı edeceksiniz? Hala tağutu reddetmeyecek misiniz? Hala kürsülerde, hutbelerde, minberlerde tağutu anlatmayacak mısınız? Vallahi siz bilirsiniz. Dünya fani, ölüm ani. Öldükten sonra görürsünüz bakalım. El miyaman, bey miyaman. Birinci tağutla alakalı hadisimiz değerli arkadaşlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Biraz evvel zikrettiğimiz hadistir. Buhari'nin sahihinde geçer. Tevhid bölümünün 24. Rikak bölümünün 52. İman bölümünün 299. hadisidir. Müslim'in de sahihinde geçer. Rü'ya bölümünün 81. hadisidir. Aynı zamanda da Darikutni'nin süneninde de geçer değerli arkadaşlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste buyuruyor ki tağutlara uyanlar kıyamet günü tağutların peşinden giderler. Bakın bu hadiste bize birçok ders var. Şimdi işte şeytan tağuttur diyenler var ya, sofiler. Evet şeytan bir tağuttur ama biz ne diyoruz? Bir sürü tağut var diyoruz değil mi arkadaşlar? Bir genel tağutlar vardır. İşte şeytan, efendime söyleyeyim büyücüler, falcılar, Allah'ın indirdiği hükmetmeyen yöneticiler, sistemler vesaire. Bunlar genel tağutlardır. Bir de özel tağutlar vardır. İşte paranın put edilmesi, Hazreti İsa'nın put edilmesi, işte Abdülkadir Geylani'nin put edilmesi, güneşin put edilmesi, futbol takımlarının put edilmesi gibi. Siyasi partilerin, şeyhlerin falan put edilmesi gibi. Bunlar da özel tağutlardır. Bakın Allah Resulü bu hadiste diyor ki tağutlar diyor. Tavagit, orijinalinde böyle geçer. Tavagit diyor. Yani tağutlar diyor. Demek ki birden fazla tağut var ve Allah Resulü buyuruyor ki insanlar kıyamet günü tağutlarının peşinden gidecekler. Yani onlarla beraber haşredilecekler ve onlarla beraber cehenneme atılacaklar diyor. Bu birinci hadisimizdir ve sahihtir değerli arkadaşlar. İkinci hadisimiz de arkadaşlar aynı şekilde Buhari'de geçer ve İbnül Hacer'in Fetul Bari'sinde geçer. Buhari'de 6471. hadistir, sahihtir. İbnül Hacer'in Fetul Bari'sinde de arkadaşlar 6573. hadistir, sahihtir. Bu hadisimizi de Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. İkinci hadisimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet gününde Allah bütün insanları bir araya toplar ve şöyle buyurur. Her kim neye tapıyorsa onun peşine düşsün. Artık güneşe tapmakta olan güneşin peşine düşer, aya tapmakta olan ayın peşine düşer ve tağuta uyanlar da tağutların peşine takılır giderler diyor Resulullah. Bakın tekrar ediyorum. Resulullah buyurdu ki kıyamet gününde Allah bütün insanları bir araya toplar ve şöyle söyler. Kim neye tapıyorsa onun peşine düşsün. Allah böyle söyledikten sonra artık güneşe tapan güneşin peşine gider mecusiler. Aya tapan ayın peşinden gider sabiinler. Tağutlara tapan ise taptıkları tağutlara uydukları tağutların peşine takılır giderler diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Hristiyanlar kendi haçlarının, kendi rahiplerinin peşine düşer. Yahudiler kendi hahamlarının peşine düşer. Müşrikler kendi şeyhlerinin, kendi parti liderlerinin, kendi zalim yöneticilerinin peşine düşerler diyor. Tağutlar, tavagit diyor. Onların peşine takılır gider diyor.
Yani cehenneme sürüklenir onlarla beraber diyor. Evet, Allah Yahudi'yi hesaba mı çekecek? Yahudi zaten kafir. Allah Hristiyan'ı hesaba mı çekecek? Hristiyan zaten kafir. Allah tağutu reddetmeyen müşriği hesaba mı çekecek? Onlar zaten kafir. Allah Bakara 257'de kafir diyor onlara. Onlar hesaba mı çekecek? Allah kafiri müşriği hesaba çekmez arkadaşlar. Allah Müslüman'ı hesaba çeker. Hesaba çeker, defteri onun yanına getirilir, doğrusuyla yanlışıyla hesabını verir. Ya cennete gider ya cehenneme. Kafir Allah niye hesaba çeksin ki? Allah mesela Putin'i niye hesaba çeksin? Allah Trump'ı niye hesaba çeksin? Zaten kafir. Ne diyecek? Ey Putin sen ikiyi niye içtin mi diyecek? Niye kumar oynadın mı diyecek? Zaten kafir yani, anladınız mı arkadaşlar? Zaten İslam'a inanmıyor. Atacak cehenneme direkt. Biiznillah. O günü bekliyoruz ve o güne olan imanımız sonsuzdur. Zaten o güne olan imanımız olmasaydı muhtemelen yaşam çekilmez olurdu. İkinci hadisimiz de budur arkadaşlar. Sahihtir. Tağutla alakalı üçüncü hadisimize geçecek olursak hemen bunun kaynağını da söyleyeyim. Müsned'de İshak bin Rahaviye rivayet eder. Teberani'nin Mucemül Efsat'ında 4. ciltte 284. sayfada bu hadis geçer. Ve aynı şekilde Ebu Naim'in hadis kitabı olan Hilyetül Evliya ve Tabakatül Esviya isimli kitabında 6. ciltte 196. sayfada geçer bu hadis değerli arkadaşlar. Bu hadis de sahih bir hadistir. Üçüncü hadisimiz tağutla alakalı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebük gazvesinden döndüğü sırada yolda bineği üzerindeyken bir bedevi devesi üzerinde hışımla ortalığı sarsa sarsa geçiyor. Orada bulunanlardan birisi bari bu sarsıntının yani bu çabasının bu acelesinin sebebi Allah için olsa diyor. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer çabası iftihar ve övünme içinse o tağut yolundadır diyor. Görüldüğü üzere burada da tağut geçiyor. Yani arkadaşlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber Tebük Savaşı'ndan dönüyor. Savaştan dönerken bir adam devesiyle beraber böyle safların içerisinden hızlı bir şekilde devesiyle beraber geçiyor. Adam böyle tozu dumana katınca sahabelerden biri diyor ki bari bu yaptıkları Allah için olsa yani. Yani diyor tamam bu adam böyle çabalıyor ama inşallah Allah için çabalıyordur diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de buna cevaben diyor ki övünme ve iftihar içinse yani bu çabası övünme ve iftihar içinse bu adam tağut yolundadır diyor. Değerli arkadaşlar görüldüğü üzere burada da tağut kelimesi geçiyor. Dördüncü hadisimize geçelim. Tağutla alakalı dördüncü hadisimize geçelim. Bu hadisin kaynağı da Teberani'nin El-Mucemül Kebir kitabıdır. Üçüncü ciltte 297. sayfadadır değerli arkadaşlar. Kahire 1994 basımında geçer. Mucemül Kebir'de 3. ciltte 297. sayfada. Ebu Malik el-Eşari radiyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine şöyle söylerdi. Yatmadan önce şu duayı okuyun. Âmentu billah ve kefertu bittağut. Yani Allah'a iman ettim, tağutu reddettim. Değerli arkadaşlar bu hadis sahihtir. Dediğimiz gibi Teberani'nin Mucemül Kebir'inde geçer. 3. ciltte 297. sayfada geçer. 1994 Kahire basımıdır. Bu kitaptan ulaşabilirsiniz. Burada Ebu Malik Eşari radıyallahu anh peygamberden rivayet ediyor. Diyor ki Resulullah bize yatmadan önce şu duayı okumamızı söylerdi. Âmentu billah ve kefertu bittağut. Yani Allah'a iman ettim, tağutu reddettim dememizi peygamber bize söylerdi diyor radıyallahu anh. Görüldüğü üzere değerli arkadaşlar bu da 4. hadisimizdi. Tağutla alakalı 5. hadisimize geçelim. Bu hadisin kaynağını da hemen en baştan söyleyeyim. İmam Nesai'nin Kitabül Sünen'inde geçer. Nesai'nin Sünen'i var ya. Orada geçer arkadaşlar. İmam bölümünde 10. hadiste geçer. Aynı şekilde İmam Buhari'nin Sahihinin 5. hadisidir. İmam Müslim'in Sahihinin İmam bölümündeki 6. hadistir. Ayrıca İbn-i Mace'nin Sünen'indeki Kefaret bölümünde geçen 6. hadistir. Değerli arkadaşlar bu hadisimizde 5. tağut hadisimizde burada da Abdurrahman bin Semura'dan rivayet ediliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah dışında başkası adına yemin etmekten nehyederken şöyle buyurdu diyor. Peygamberimiz diyor ki babalarınıza ve tağutlarınıza yemin etmeyin diyor. Babalarınıza ve tağutlara yemin etmeyin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani arkadaşlar görüldüğü üzere burada da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki babanızın üzerine yemin etmeyin. Yani annenin babanın şunun bunun üzerine yemin etme. Bir de tağuta yemin etme. Yani evliya çarpsın. Hani diyorlar ya bugün bizimki. Ya evliya çarpsın ya. Evliya çarpsın doğru söylüyorum falan diyorlar ya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki tağutlara yemin etmeyin. Putlara yemin etmeyin. Allah'la kendi aranıza koyduğunuz şeylere yemin etmeyin. Şu ekmek çarpsın ki falan diyorlar ya. Böyle şeyleri söylemeyin. Yani parayı öyle bir Rab edinmişsin ki, parayı öyle bir tağut edinmişsin ki paraya yemin ediyorsun, ekmeğe yemin ediyorsun. Peygamber yapmayın diyor. Değerli arkadaşlar, babalarınıza ve tağutlara yemin etmeyin diyerek. Bu hadis de sahihtir. Geçelim 6. hadisimize değerli arkadaşlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kab bin Eşref'e tağut dedi ve onu öldürttü.
Ka'b bin Eşref'in tağut olduğu ve öldürülmesi hakkındaki kaynağı da söylüyorum. Buhari'de geçen 3777. hadistir. Fethül Bari'deki 4037. hadistir. İmam Müslim'in sahihinde geçen 1801 numaralı hadistir değerli arkadaşlar. İmam Müslim'de geçen. Burada da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ka'b bin Eşref'i nasıl öldürdüğünü görebilirsiniz. Peygamber Ka'b bin Eşref'in tağut olduğunu söylüyor ve onun öldürtülmesini emrediyor. Görüldüğü üzere hani tağut bir insan olamazdı? Bakın en büyük delil, en büyük hadis budur aslında. Buhari'de geçiyor, Fethül Bari'de geçiyor, Müslim'de geçiyor, daha ne olsun? Yedinci hadisimize geçelim değerli arkadaşlar. Yedinci hadisimiz de Siyer yayınlarından, Türkçe'ye basıldı. Siyer yayınlarında İbn-i Sa'd'ın tabakatından bulabilirsiniz. Aynı şekilde İbn-i Ebi Şeybe'nin Sünen kitabında da vardır. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Müslüman olması anlatılırken Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah'a sen neye çağırıyorsun diye soruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'a iman etmeye, tağutu reddetmeye çağırıyorum diyor. Allah'a iman etmeye, tağutu reddetmeye çağırıyorum diyor. Görüldüğü üzere değerli arkadaşlar 7. hadisimiz de budur. 8. ve son hadisimiz. Daha bu kadar yeter değil mi arkadaşlar? Dünya kadar hadis naklettik yani. Daha ne istiyorsunuz? Ey sofiler Allah'tan korkun. Ey cemaatçiler, ey diyanet Allah'tan korkun. 8. hadisimizde de değerli arkadaşlar İbni Şeybe'nin Sünen kitabının 1. cildinin 348. sayfasında geçer ve Musannef'te de 3518 numaralı rivayette geçer. Sahabeler çocuklarına konuşmayı öğrendikleri zaman şöyle söyletirdi. Amentu billah kefertu bit tağut. Yani Allah'a iman ettim, tağutu reddettim. Sahabeler çocuklarına bunu öğretirlermiş değerli arkadaşlar. Yani arkadaşlar görüldüğü üzere tağutu redd ile alakalı birçok hadis de mevcuttur. Bunu saklayanları, bunu ketmedenleri Allah Azze ve Celle'ye havale ediyoruz. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir hakkı bilir ve onu gizlerse cehennemdeki yerini hazırlamıştır. Şimdi arkadaşlar tağutla alakalı ayetleri ve hadisleri de anlattıktan sonra alimlerin tağutlara ne dediğini biraz sonra değineceğiz ama gelin bu arada görsel bazı şeyler size sunayım. Tağutla alakalı mezar taşlarına, sahabelerin, tabiinin, tebe-i tabiinin mezar taşlarına bakalım ve kaya yazıtlarına bakalım. Bunların karbon testi yapılmış. Hatta bunları yapan kişiyi de söyleyeyim. Arkeolog ve bilim insanı Muhammed Athar. Arkeolog ve bilim insanı Muhammed Athar bunların hepsinin testini yapmıştır değerli arkadaşlar. Çalışmasına da internetten Arapça bir şekilde Nevadirul Usari ve Nukkaş yazarsanız çıkar. Nevadirul Usari ve Nukkaş. Arapça bir şekilde yazarsanız Muhammed Athar diye. Hatta Twitter hesabı bile var Muhammed Atar'ın. Oradan bulabilirsiniz. Türkçesi de nedir? Nevadirul Usari ve Nukkaş yani anıtların ve yazıtların anekdotları. Burada böyle geçmiş zamanlarda, sahabe zamanlarında, tabi'in, tebe-i tabi'in zamanında mezar taşlarını inceliyor, kaya yazıtlarını inceliyor, onları tercüme ediyor ve günümüze kazandırıyor. Böyle bir bilim adamı, böyle bir arkeolog. Ve değerli arkadaşlar şimdi size burada mezar taşlarından, bazı kaya yazıtlarından örnekler göstereceğim. Ben bunu daha evvel bir videomda da söylemiştim. Benim için manevi değeri yüksek olduğu için tekrar sizle paylaşmak istiyorum. Samimiyetinize güvenerek tekrar sizle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar ben ilk bunları gördüğümde var ya gerçekten yani samimi bir şekilde söylüyorum çok ağlamıştım. Çünkü hep böyle bir insan bir tatmin olmak ister ya hani görsel bir tatmin ister ya. Biz mesela diyoruz işte tağutlar var, tağutu reddedin, sistemden uzak durun, işte şu tağuttur bu tağuttur falan diyoruz ya. Başımıza da gelmeyen kalmıyor ya hani. Hapse giriyoruz, işte sofiler bize bir sürü şey söylüyor, bizi geçmişimizle vuruyorlar, geçmişimizle yargılıyorlar vesaire vesaire bir sürü şey söylüyorlar ya. Ben bu tağutla alakalı araştırma yaparken bu kaya yazıtlarını, bu mezar taşlarını gördüğümde bu adama güvenmedim. Yani bu adam dedim ne oldu belli değil, bir de ben kendim bakayım. Hakikaten de arkadaşlar adamın birebir söylediği gibi kaya yazıtları. Vallahi arkadaşlar ağladım ya gerçekten yani. Subhanallah dedim demek ki tağutu red vardır. Tağutları bizim sahabelerimiz tabi'in tebe-i tabi'in de reddetmiştir. Allah'a hamdolsun dedim yani. O kadar duygulandım ve o kadar ağladım ki bayağı bildiğiniz yani çocuk gibi oturdum ağladım. O manevi doygunluğa ulaştığım için. Bundan dolayı Allah'a hamdolsun. Şimdi gelin isterseniz arkadaşlar bu mezar taşlarına, bu kaya yazıtlarına hep beraber bakalım. Şu an ekranda bir resim görüyorsunuz. Bu resim Hazreti Ebubekir'in torunu Ömer bin Abdullah bin Zübeyr'e aittir. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz Zübeyr radıyallahu anh Ebubekir radıyallahu anh'ın damadıdır. Yani Zübeyr bin Avvam var ya, Ebubekir radıyallahu anh'ın kızı Esma ile evlidir. Resulullah da Ebubekir radıyallahu anh'ın diğer kızı Ayşe ile evlidir. Yani aslında Zübeyr bin Avvam
ve Resulullah bacanaklar. Ve arkadaşlar bu Ömer bin Abdullah bin Zübeyir de bu Zübeyir radıyallahu anh'ın yani Esma radıyallahu anh'ın torunudur. Bunun babası da değerli arkadaşlar Zübeyir bin Avvam'ın oğlu da biliyorsunuz Abdullah bin Zübeyir'dir. Abdullah bin Zübeyir de Emevilere karşı baş kaldıran bir kahramandır. Emevilere karşı direnen bir kahramandır. Meşhur Harre katliamının yapıldığı o kahraman sahabidir. Öyle ya sahabidir. Çocukken Peygamber Efendimiz'i görmüştür. Peygamber Efendimiz'in yeğeni sayılıyor bu adam. Yeğeni evet. Hazreti Ebu Bekir'in torunu Peygamberimizin yeğeni sayılıyor. Ömer bin Abdullah bin Zübeyir. Yani Hazreti Ebu Bekir'in kızı olan Esma'nın torunu. Hazreti Ebu Bekir'in damadı olan Zübeyir'in torunu. Abdullah bin Zübeyir'in oğlu. Değerli arkadaşlar işte bu adam kimmiş öğrendik değil mi? Böyle mübarek bir insan. Ve değerli arkadaşlar bu Ömer bin Abdullah bin Zübeyir'in yani Abdullah bin Zübeyir'in oğlunun, Zübeyir bin Avvam'ın torununun, Hazreti Ebu Bekir'in torununun mezar taşında şöyle yazıyor. Ömer bin Abdullah bin Zübeyir Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederek iman etti. Ölü ve diri tağutu reddetti. Ömer bunu Hicri 96 senesinde yazdı. Allahu Ekber. Başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Bakın tağutu reddetti, Allah'a iman etti diyor. Ölü ve diri olarak tağutu reddetti diyor. Ölü tağutları da ve diri tağutları da reddettim diyor. Yani diyor ki ben Yezid'i de reddettim, Haccacı da reddettim diyor. Ne kadar zalim varsa onları da reddettim diyor. Burada Sofilerin dediği gibi eğer tağut put olsaydı bu Hazreti Ebubekir'in torunu olan Ömer bin Abdullah bin Zübeyir mezar taşına ben şeytanı reddettim diye yazmaz mıydı? Şeytan zaten şeytan ismiyle namdardır. Ama bakın burada diyor ki ölü ve diri tağutu reddetti diyor. Yani yaşayan tağutları da ölen tağutları da reddetti diyor. Orada Yezid'den ve Haccaç'tan bahsediyor. Mervan'dan bahsediyor. Harre katliamını yapan, Kerbela katliamını yapanlardan bahsediyor. Bunlara tağut diyor. Hani putlar tağuttu? Hani şeytan tağuttu? Bakın Hazreti Ebu Bekir'in torunu ölü ve diri tağutları reddettim diyor. Mezar taşına yazmış. Ömer bin Abdullah bin Zübeyir Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederek iman etti. Ölü ve diri tağutu reddetti. Ömer bunu Hicri 96 senesinde yazdı diyor. Yani adamın bu destansılığını görüyor musunuz arkadaşlar? Yani bu vakadaki büyük hali görüyor musunuz? Yani bu öyle bir duruş ki ölü tağutları da diri tağutları da reddettim diyor ve adam bunu mezar taşı yapıyor ya. Yani öyle düşünün ki arkadaşlar mezar taşınızı yapıyorsunuz. Mesela ben öldüm ya mezar taşımı yaptırıyorum. Kendi çocuklarıma vasiyet ediyorum. Diyorum ki bunu benim mezarıma koyun. Ben öldüğüm zaman bunu benim mezarıma koyun. Gelen geçen bilsin ki Abdülkadir tağutu reddetti. Bakın bu Hazreti Ebubekir'in torunu olan Ömer de mezar taşını torunlarına, çocuklarına vasiyet etmiş. Kendi Hicri 96 senesinde yazmış ve mezar taşına koydurmuş ki gelen geçen herkes görsün ben tağutu reddettim. Ben Yezid'den beriyim, ben Haccaç'tan beriyim, ben Mervan'dan beriyim diye gelen geçen görsün demiş. Siz ne anlatıyorsunuz ya? Devam edelim değerli arkadaşlar. Bu birinci örnekti. İkinci örnek bu da tabiinden Ömer bin Rebiya'nın mezar taşıdır. Şu an zaten ekrandan görüyorsunuz. Ömer bin Rebiya da yazıtında şunu belirtiyor. Tağutu reddedip azim, kerim, rauf, rahman ve rahim olan Allah'a iman etti. Ve bunu Hicri 117 senesinin sefer ayında yazdı. Görüldüğü üzere değerli arkadaşlar Hicri 117 senesinin sefer ayında tabiin alimlerinden Ömer bin Rebiya mezar taşına ne yazıyor? Tağutu reddedip azim, kerim, rauf, rahman ve rahim olan Allah'a iman etti diyor. Tıpkı sahabelerin dediği gibi. Sahabeler çocuklarına ne derdi? Ne öğretirdi? Amentu billah, kefertu bit tağut. Allah'a iman ettim, tağutu reddettim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına Ebu Malik radıyallahu anh rivayet ettiği hadiste. Ne diyor? Uyumadan önce ne yapın? Allah'a iman ettim, tağutu reddettim deyin. Yani amentu billah, kefertu bit tağut deyin. İşte bu yazı, işte bu mezar taşı, işte bu kaya yazıtı bir peygamber mirasıdır. Burada da tabiinin büyük alimlerinden Allah ona rahmet etsin. Ömer bin Rebiya ne diyor? Allah'a iman ettim, tağutu reddettim diyor. Mezar taşına böyle yazıyor. Üçüncü örneğimize geçelim arkadaşlar. Bu da Abdurrahman bin Ubeydullah bin Muakib el-Gıfari'dir. Ebu Zer radıyallahu anh'ın akrabasıdır. Bu alim ise arkadaşlar kendi yazıtında şunu yazmıştır. Tağutu reddetti, azim olan Allah'a iman etti. Tağutu reddetti, azim olan Allah'a iman etti. Mezar taşında bu şekilde yazıyor. Tıpkı sahabelerin çocuklarını öğrettiği gibi. Tıpkı Peygamberimizin uyumadan önce Allah'a iman ettim, tağutu reddettim deyin dediği gibi. Dördüncü tarihi dokümantasyon örneğimize gelecek olursak bu da arkadaşlar Attaf bin Halid el-As'ın
Amr bin As'ın akrabasıdır bu da sahabelerden. Attaf bin Halid el-As da diyor ki değerli arkadaşlar, ben el-Attaf bin Halid bin Abdullah bin Osman bin el-As bin Vasibe. Kendini tanıtıyor. Sonra da diyor ki yüce Allah'a iman ediyorum, tağutu reddediyorum. Burada da değerli arkadaşlar görüldüğü üzere Allah'a iman ve tağutu redd vurgusu var. Yani kendi zamanlarındaki Emevi zulmüne bir başkaldırış var. Kendi zamanlarındaki o Yezid zulmüne, o Haccac zulmüne, o Mervan zulmüne bir başkaldırış var. Ve bunun da kayalara dökülmüş halini, mezar taşlarına, yazıtlara ve kaya protestolarına, o zamanki protesto da buydu, bu şekilde bir dökülmüş hali var. Yani etleriyle, kemikleriyle, kanlarıyla, taşlarıyla, bütün halleriyle tağutu reddettiklerini belirtiyorlar. Yani görüldüğü üzere burada putlardan bahsetmiyorlar. Burada şeytandan bahsetmiyorlar. Ölü ve diri tağutlardan bahsediyorlar. Yine değerli arkadaşlar, 5. örneğimize geçelim. Bu da Musa bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ebi Rebiya'dır. Şu an zaten ekranda görüyorsunuz. Bu Musa bin Abdurrahman kimdir ondan bahsedelim. Değerli arkadaşlar, kendisi tabiinin en büyük hadis alimlerindendir. Hatta Buhari ve Müslim'e bile hadisler rivayet etmiştir. Zaten Buhari ve Müslim'i okurken Musa bin Abdurrahman ismini çok duyarsınız. Buhari ve Müslim okuyanlarınız varsa o muhtasarından bahsetmiyorum ha. Hani böyle kalın basılan var ya, ondan bahsetmiyorum. Gerçek Buhari, gerçek Müslim. Onu okuyanlar zaten Musa bin Abdurrahman ismini çok duyarlar. Musa bin Abdurrahman da şu şekilde yazıtında şu şekilde yazıyor. Musa bin Abdurrahman yüce Allah'a iman etti, tağutu reddetti. Değerli arkadaşlar görüldüğü üzere yüce Allah'a iman etti, tağutu reddetti yazısı yazıyor. Yani burada sofilerin iddia ettiği gibi görüldüğü üzere eğer sadece şeytan tağut olsaydı ya da sadece putlar tağut olsaydı bunlar bu şekilde söylemez, şeytan ismini geçirirlerdi. Evet, şeytan da bir tağuttur. Evet, putlar da bir tağuttur. Ama falcılar da tağuttur. Büyücüler de tağuttur. Yok bilmem havas ilmiymiş, şu ilmiymiş, bu ilmiymiş diye muska yazanlar da tağuttur. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler de tağuttur. Hakimiyet hakkını Allah'tan alıp beşere verenler de tağuttur. Mesela arkadaşlar, işte Haccacı, Yezid'i, Mervan'ı falan tekfir eden alimleri söyleyeyim. Hasan-ı Basri, Ebu Hanife, Süfyan bin Üyeyne, İmam Tavuz, Ebu Muhammed bin Ebi Zeyd. Bunlar hep Yezid'i, Haccacı falan tekfir eden alimlerdir değerli arkadaşlar. Yani aslında bu mezar taşları, bu kaya yazıtları bir protest duruştur. O dönemin ete kemiğe bürünmüş halidir. Bir zulmün dillendirilmesidir. Yani bunu bu şekilde bilin. Hatta yani bu alimler tekfir ediyor ya Emevileri. Arkadaşlar, dört mezhep aliminin dördü de bu zalim zihniyet tarafından şehit edilmiş. Emevilerin zalim zihniyeti, Abbasilerin zalim zihniyeti tarafından. Emevilerde adil olan birkaç hükümdar var, geriye kalan hepsi zalim. Abbasilerde de zalim olan birkaç hükümdar var, geriye kalan hepsi adil. Ama birbirlerine karşı hiç acıma sergilememişler. O onların karısını cariye almış, o onların karısını cariye almış. Birbirlerine karşı hep zulmetmişler. Ve İslam'a ihanet etmeye kadar ilerlemişler. Müslümanlara karşı kafirlerle, Bizans'la işbirliği yapmaya kadar ilerlemişler. Mezhep sahiplerine bile zulmettiler dedik değil mi? Örneğin Ebu Hanife'yi zehirliyorlar arkadaşlar. Ebu Hanife zehirlenerek şehit oluyor. Ondan sonra İmam Malik'i dönemin halifesi dövdürüyor, elini ayağını kırdırıyor. İmam Malik yatağında acılar içerisinde şehit oluyor. İmam Şafii'yi dönemin halifesi kendi İmam Şafii'nin öz talebelerine linç ettiriyor. Öyle şehit oluyor. İmam Ahmed'i hapiste şehit ediyorlar, cezaevinde şehit ediyorlar. Adam cezaevinde şehit oluyor yani. Dört mezhep alimi bile bu zulümden payını almış. Dolayısıyla tağutluk o zaman da vardı, bu zaman da var yani. Değişmedi. O zamankiler de Allah Bismillah diyordu, bu zamankiler de Allah Bismillah diyor. Değişen tek şey elbiseler, isimler falan. Evet değerli arkadaşlar, şimdi en önemli kısma geldik. Diyeceksiniz ki en önemli kısmı neden en sona bıraktın? Çünkü arkadaşlar, şu anlattıklarımı söyledikten sonra bu en önemli kısmı söylemeyi daha uygun gördüm. Yani tağutun lügat manasını ve ıstılah manasını bilin, ayetleri öğrenin, hadisleri öğrenin ve tarihi evrakları, tarihi kaya yazıtlarını, mezar taşlarını görün. Sonra alimlerin tağut hakkındaki sözlerini duyun ki tabiri caizse balın üstündeki kaymak gibi olsun. Dondurmanın üstündeki fıstık gibi olsun. Yaz gelse de dondurma yesek değil mi? Değerli arkadaşlar, şimdi alimlerin tağut hakkındaki sözlerine giriş yapalım. Öncelikle İbnül Cevzi'den bir nakil yapacağız. Bu yaptığımız nakillerin hepsi sofilere, bu çahma imamlara, diyanete falan
tarikatlara, cemaatlere çok güzel cevaplar olacak bu arada. Aslında arkadaşlar, alimlerin bayağı bir tağut hakkında sözleri var ama burada hep böyle önemli alimleri ayıklamaya çalıştım. Normalde sadece alimlerin tağutlar hakkındaki sözlerini bir kitap yapmaya çalışsak rahat 200 sayfalık bir kitap olur, çok rahat. Ama burada böyle önemli, sizin de tanıyabileceğiniz, böyle İslam'a yakın olanların, İslami kesimin az çok kulağına aşina olduğu alimlerin isimlerini, onların nakillerini topladım. Onu da en baştan belirteyim. İbnül Cevzi'den nakil yapacağız arkadaşlar. İbnül Cevzi Zadül Mesir kitabında 1. ciltte 231. sayfada diyor ki tağut hakkında. Tağut 5 çeşittir. Şimdi İbnül Cevzi tağutu 5 çeşit olarak ele alacak. Birincisi, tağut şeytandır. Ömer bin Hattab, İbn Abbas, İmam Mücahit, Şabi, Süddi böyle söylemiştir. Şimdi birincisi tağut şeytan, tamam mı, cepte. Birinci tağut şeytan. İkinci tağut kahin. Az önce söyledik ya, kahin yani gaybtan haber veren falcılar. Said bin Cübeyr ve Ebu Aliye böyle söylemiştir. Üçüncü tağut, şimdi ikinci tağut da cepte. Üçüncü tağut sihirbaz. Hani ilk başta söylemiştik ya, sihirbazlar, büyücüler tağuttur diye. Bu da Muhammed bin Sirin, sihirbaz demiştir. Dördüncü tağut putlardır. Bu da Zeccaç, İmam Zeccaç ve İmam Yezidi böyle söylemişlerdir. Putların tağut olduğunu belirtmişlerdir. Beşinci tağut ise ehli kitabın azgınlarıdır. Yani kötü alimlerdir demiştir. Bunu da Zeccaç söylemiştir. Şimdi arkadaşlar, İmam Suyuti'nin tağut hakkında söylediklerine geçelim. İmam Suyuti Durrul Mensur'da 2. ciltte 22. sayfada demiştir ki İmam Mücahit şöyle söyledi. Şimdi İmam Suyuti İmam Mücahit'ten nakil yapıyor. İnsanların idarecisi konumunda bulunan, halkın kendisine danışıp işlerinin hükme bağlanmasını istedikleri insan suretindeki şeytanlardır tağut. Tağut Allah'ın kanunları dışında kendisine başvurulan insanların efendisidir diyor. Görüldüğü üzere arkadaşlar, burada da İmam Mücahit'ten nakil yapıyor İmam Suyuti ve diyor ki insanları yönetenler, insanların Allah dışında hüküm verdikleri kişiler şeytanlaşmış insanlar, yani tağuttur diyor. Görüldüğü üzere bu şu ana kadarki nakiller hep bize delildir değerli arkadaşlar. Burada da İmam Mücahit insanların tağut olabileceğini belirtiyor. Hani put tağuttu? Hani sadece şeytan tağuttu? Bakın bu alimler hep söylüyor. Evet, put da tağut, şeytan da tağut ama insan da tağut olabilir. Bir diğer nakil de Mukatil bin Süleyman'dır. Arkadaşlar, Mukatil bin Süleyman selefin, yani sahabe tabi'in, tebe-i tabi'in var ya, Allah'ın Tövbe Suresi 100. ayette övdüğü peygamberimizin hayrun nasu karni sümmellezine yelunehum sümmellezine yelunehum diye övdüğü sahabe tabi'in, tebe-i tabi'in var ya, işte bunların ilk müfessirlerinden Mukatil bin Süleyman diye bir alim var. Mukatil bin Süleyman tağuttan bahsederken diyor ki tağut şeytandır, putlardır ve Yahudi Kabbin Eşref'tir. Bunun delili ise şeytan ve putlar hakkındaki ayetleri tek tek söylüyor. Bunun kaynağını da söyleyeyim arkadaşlar. El-Eşbah ve Nazir fil Kur'an-ı Kerim isimli tefsirinde söylüyor değerli arkadaşlar. Burada da görüldüğü üzere Mukatil bin Süleyman şeytana, putlara ve Kabbin Eşref'e, yani bir insana tağut diyor. Hani insandan tağut olmazdı? Bakın çok açık bir şekilde selefin ilk müfessirlerinden Mukatil bin Süleyman bir insana tağut diyor. Yine diğer bir rivayeti de İmam Taberi'den yapalım değerli arkadaşlar. Hemen bunun kaynağını da söyleyeyim. Camiül Beyan'da 5. ciltte 419. sayfada yapmıştır. İmam Taberi tağuttan bahsederken diyor ki tağut Allah'a karşı isyankar olup zorlama veya gönül rızasıyla kendisine rağbet edilen, tapılan insan, şeytan, put, heykel ve diğer şeylerdir. Bakın görüldüğü üzere İmam Taberi de, ey Sofiler, İmam Taberi de burada bize bir destek verdi. Dedi ki, tağut, insan, şeytan, put, heykel veya herhangi bir şeydir. Yani Allah'la kul arasına giren herhangi bir şeydir diyor. Bitmedi, İmam Taberi'nin nakli bitmedi. İmam Taberi diyor ki bunlar, şimdi tek tek sayacak. 1. İnsanoğlunu saptırıp Allah'tan başkasına kulluğa çağıran şeytan ki o tağutun başıdır, Allah'ın laneti üstüne olsun. Şimdi bir, şeytan dedi tağuttur cepte. 2. Allah ile beraber kendisine ibadet edilen veya Allah'tan başka ibadet edilip kendisinin de bu duruma razı olduğu kişilerdir. Yani şeyhler. Allah'tan başka dua ettikleri, yardım istedikleri var ya. Bunlar. Rahipler, hahamlar,
Sahte hocalar bunlar. Bunlar da tağut, cepte. 3. İsmi ve cismi ne olursa olsun Allah'tan başka ibadet edilen ve kendisi de buna razı olan şeyler. Cepte. 4. Allah'ın hükümlerini değiştiren ve Allah'ın indirdiğinden başka şeylerle hükmeden idareciler. Anlattık yani bugün zina, içki, kumar, faiz, iddialı, loto, toto, milli, piyango, at yarışı, adam kayırma, ihaleye, fesat karıştırma hepsi serbest bizim ülkemizde. Bir tek şeriat yasak. Bu 4. tağuttur. Bu da cepte. 5. İslam şeriatına uymayan bütün metot, düşünce ve pozisyonlar. Yok, şuizm, feminizm, ıvrizm, zıvrizm, kıvrizm bütün bu ideolojiler tağuttur. 6. Gayb ilimlerini bildiğini iddia eden kişiler, yani falcılar, kahinler, müneccimler, bunlar da tağuttur, cepte. 7. Kendisine ibadet edilmeye çağırarak kendisinin yüceltilmesini isteyen kişiler, yani kibirli insanlar. Kim mesela Firavun, kim Nemrut, kim Cübbeli Ahmet, kim işte falan partinin filan partinin liderleri, kendilerinin övülmesini isteyenler. 8. Ve sonuncusunu söylüyor İmam Taberi. Diyor ki Allah'ın indirdiği hükümler dışında başka hükümlerle hükmetmek. Yani adam Allah'ın indirdiğini inkar etmiyor. Bugünkülerin olduğu gibi. Adam Allah'ın indirdiğini kabul ediyor. Ama onunla hükmetmiyor. Başka bir şeyle hükmediyor. Yani Allah'ın indirdiği varken kendi elleriyle yazdıkları başka bir şeyle hükmediyorlar. İmam Taberi buna da tağut diyor. Şimdi herhalde İmam Taberi bugün yaşasaydı arkadaşlar muhtemelen başı beladan kurtulmazdı. Geçelim diğer bir naklimize. Bu da İmam Maverdi'den yapılan bir nakildir. Bu da En-Nutk vel Uyum kitabında 1. ciltte 327. sayfada geçer. İmam Maverdi diyor ki, kötülüğü emreden nefis tağuttur. Kötülüğü emreden nefis tağuttur. Yani arkadaşlar kısacası kişinin kendi nefsini ilah edinmesi de onu tağut edinmesi demektir diyor. Şimdi arkadaşlar İmam Begavi'ye geçelim. İmam Begavi de Muallimut Tenzil kitabında 1. ciltte 350. sayfada diyor ki, tağut, insanın tuğyan etmesine sebep olan her şeydir. Yani Allah'la kendi arasına giren her şey tağuttur diyor İmam Begavi. Bu İmam Begavi de arkadaşlar ilk müfessirlerden biridir. Yani Allah'la senin arana ne girdi? Cep telefonun mu? Tağuttur. Futbol takımı mı? Tağuttur. Tarikat şeyhi mi? Tağuttur. Parti lideri mi? Tağuttur. Kadın mı? Tağuttur. Ne bileyim, herhangi bir şey yani. Allah'la senin arana giren ne olursa olsun tağuttur. Reddetmeden iman edemezsin. Reddetmeden Allah sana Müslüman demez. Allah bütün peygamberleri onu reddetmen için göndermiş. Allah onu reddedersen sana cenneti vermiş. Az önce ayetleri okuduk hatırlayın. Şimdi geçelim Kadı Beydavi'ye. Bu da Envarut Tenzil kitabında 1. ciltte 155. sayfada geçer. Kadı Beydavi diyor ki tağut, tuğyanın zirvesine ulaşan ve Allah'a kulluğu engelleyen şeylerdir. Yani Allah'a kulluğu engelleyen şeyler tağuttur diyor. Haddi aşmanın zirvesine ulaşmışlardır diyor. Bir de Ragıp el-İsfahani'den nakil yapalım. Bu da İsfahani'nin meşhur müfredat kitabı var ya, orada geçer, 1. ciltte geçer. İsfahani diyor ki, Allah'ın dışında tapınılan şeylerin tamamı, sapkın önderler, Allah yolundan çevirenler ve ehli kitabın azgınları da tağuttur. Bakın, İsfahani diyor ki, sapkın önderler, yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, Allah yolundan çevirenler, yani çakma hocalar, sahte hocalar, şeyhler mehler, ehli kitabın azgınları tağuttur diyor. Bir de arkadaşlar İmam Malik'ten nakil yapalım. İmam Malik tağut hakkında diyor ki Allah'tan başka kendisine ibadet edilen her şey tağuttur. Allah'tan başka kendisine ibadet edilen her şey tağuttur. Bunun kaynağını da söyleyelim arkadaşlar. Mukatil bin Süleyman El-Esbah ve Nazir fil Kur'an-ı Kerim isimli tefsirinde İmam Malik'ten bu nakli yapıyor. Ayrıca Leys Ebu Übeyt, Kisai, Vahidi, tağut hakkında Allah'tan başka kendisine ibadet edilen her şeydir diyorlar değerli arkadaşlar. Bunun kaynağı da İmam Nevevi'nin El-Minhac fi Şerhi Sahih-i Müslim kitabıdır. Görüldüğü üzere arkadaşlar Seleften İmam Malik, İmam Leys, Ebu Übeyt, İmam Kisai, Vahidi ve lügatçıların cumhuru demişlerdir ki tağut Allah'tan başka ibadet edilen şeylerdir. Şimdi ibadet deyince aklınıza direkt şu gelmesin arkadaşlar. Allahu Ekber, namaz gelmesin. İbadet nedir biliyor musunuz arkadaşlar? İbadet Allah'a yapılması gereken her şeye verilen bir isimdir. Allah'a yapılması gereken her şey. Mesela ne? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek bir ibadettir. Mesela ne? Allah'ı sever gibi sevmek bir ibadettir. Şeyhleri böyle seviyorlar değil mi? Allah, Muhammed, Şeyh, Tesli, Sinancı. İbadet nedir? Allah'tan daha fazla korkmaktır. Normalde en çok Allah'tan korkulur ama adam
Tağuttan, Allah'tan daha fazla korkuyor. Maaşını kaybetmekten Allah'tan daha fazla korkuyor. Mesleğini kaybetmekten Allah'tan daha fazla korkuyor. Çevresinden Allah'tan daha fazla korkuyor. Yani onlara ibadet ediyor. Kısacası arkadaşlar, Allah'a has olan her şey ibadettir. Ve bunu Allah'tan başkasına yapmak da küfürdür. O yaptığın şeyler de tağuttur işte. Değerli arkadaşlar. Bir de İbn-i Kayyum'dan da nakil yapalım. İbn-i Kayyum İhlamül Muvakkin kitabında 1. ciltte 40. sayfada tağutu anlatırken diyor ki, tağut kendisine ibadet edilme, bağlanılma ve itaat edilme noktasında haddi aşan kul demektir. İnsanların tağutu Allah ve Resulünün kanunlarıyla hükmetmeyen, Allah'tan başka kendisine muhakeme edilen, ibadet edilen ve Allah'ın emrine dayanmaksızın, Allah'a itaat etmeksizin kendisine tabi olunan kişilerdir. Bunları düşünür ve insanların durumuna bakarsan, insanların çoğunun Allah'a değil tağuta ibadet ettiğini, Allah ve Resulünün hükümlerine değil tağutun hükümlerine muhakeme olduklarını, Allah ve Resulüne değil tağuta tabi olduklarını görürsün. Allahu Ekber. Müthiş bir açıklama arkadaşlar. Allah Azze ve Celle İbn-i Kayyım'a rahmet etsin. Harika bir açıklama yaptı tağut hakkında. Daha bence bunun üstüne bir söze gerek yok. Bir de Zeccaç'tan nakil yapalım değerli arkadaşlar. Zeccaç da tağuttan bahsederken diyor ki, Allah dışında yüceltilen her şey tağuttur. Allah dışında ibadet edilen her varlık cipt ve tağuttur. Yani put ve tağuttur diyor İmam Zeccaç. Şimdi değerli arkadaşlar, bir de İbn-i Teymiye'den nakiller var ama Sofiler İbn-i Teymiye'yi sevmiyor biliyorsunuz. Sofiler İbn-i Teymiye'yi sevmediği için bu İbn-i Teymiye'nin nakillerini direkt geçiyorum. Direkt Muhammed İbn-i Abdülvahhab'a geliyorum. Hani bu Osmanlı ile savaştı dediğiniz var ya, aslında Muhammed İbn-i Abdülvahhab ömrü boyunca 4 tane 5 tane Osmanlı padişahı görüyor, hiçbiriyle de savaşmıyor. Ve İngilizler Muhammed İbn-i Abdülvahhab'la hayatları boyunca hiç görüşmüyorlar. Çünkü Muhammed İbn-i Abdülvahhab 1700'lü yıllarda yaşayıp ölüyor. İngilizler de 19. yüzyılda 20. yüzyılda Arap coğrafyasına giriyorlar. Muhammed İbn-i Abdülvahhab asla Osmanlı ile savaşmamış. Hatta tam tersine Mekke Şerifine mektup yazarak destek vermiştir. İşte bu Muhammed İbn-i Abdülvahhab'a bir atıfta bulunarak nakil yapalım. Muhammed İbn-i Abdülvahhab Durarus Seniyye'de arkadaşlar 1. ciltte 162. sayfada tağuttan bahsederken diyor ki, tağutlar çoktur. Ancak bunların genelleri 5 tanedir. Yani 5 genel tağut vardır diyor. 1. İnsanları Allah'tan başkasına ibadete çağıran şeytan tağuttur. 2. Allah'ın hükümlerini değiştiren idareciler tağuttur. 3. Allah'ın indirdiklerinden başka hükümlerle hükmedenler tağuttur. 4. Allah'ın dışında gaybı bildiğini iddia edenler tağuttur. 5. Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen ve bundan razı olanlar tağuttur. Görüldüğü üzere Muhammed İbn Abdülvahhab da bunlara tağut diyor. Yani arkadaşlar, dediğimiz gibi Allah bize emretmiş tağutu reddedeceğiz. Alimlerin sözlerinden de anladık ki tağuttan kaçacağız. Şu ana kadar ne yaptık? Tağutu ayetlerle anlattık. Dedik ki Allah bize tağutu reddetmemizi emretmiştir. Tağutu reddedeni cennetle müjdelemiştir. Bütün peygamberleri tağutu reddetmemiz için göndermiştir. Tağutu reddedene mümin demiştir. İmanın şartını yapmıştır. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Kim tağutu reddeder Allah'a iman ederse Müslüman olur. Yani imanın birinci şartıdır tağutu reddetmek. Allah tağutu reddetmeyene kafir demiştir dedik. Bunları hepsini saydık. Sonra tağutla alakalı hadisleri anlattık. Peygamberimizin tağutlardan uzak durmamız ve tağutu reddetmemiz gerektiğine dair sözlerini zikrettik. Sonra seleften bir takım mezar taşları ve kaya yazıtları örnekleriyle tağutu nasıl reddettiklerini anlattık. Ve bunu yaparken de aralarda tağut puttur, tağut şeytandır diyen sufilere bir sürü reddiye verdik. En sonunda alimlerin tağut hakkında ne dediklerini anlattık. Yani arkadaşlar, uzun lafın kısası. Şeytan tağuttur. Falcılar tağuttur. Kahinler tağuttur. Tarikat şeyhleri tağuttur. Parti liderleri tağuttur. İslam'ın olmadığı bütün sistemler tağuttur. Zinanın, içkinin, kumarın, faizin, iddianın, lotonun, totonun, adam kayırmanın, bütün fesadın yapıldığı sistemler tağuttur. Bunlardan uzak duracağız. Hiçbir şekilde bunlara destek vermeyeceğiz. Dünya hayatı 3 gündür. Dün geride kaldı. Yarın gelip gelmeyeceği belli değil. Gün bugündür. Öyleyse bugün Allah'a şirk koşmayacağız. Eğer bu sözlerinde doğru anlaşılırsa ben inanıyorum ki Allah Azze ve Celle bu vesileyle de bize rahmet edecektir. Ama sözlerim yanlış anlaşılırsa ya da işte ya sen Vahabi misin, sen IŞİD'ci misin şeklinde bir takım dezenformasyonlara maruz bırakılırsa bu doğru olmaz arkadaşlar. Neden? Çünkü hani demokrasi vardı. Biz de böyle inanıyoruz. Hani herkes özgürdü, istediği gibi düşünebilirdi. Biz de böyle düşünüyoruz.
Ne yapacaksınız şimdi? Bizi kazanlara mı atacaksınız? Naziler gibi bizi yakıp sabun mu yapacaksınız bizden? Biz de böyle inanıyoruz. Yani sizin o aşağıladığınız İsrail var ya, hani İsrail şöyle, Siyonizm, Yonizm diyorsunuz ya. İsrail devleti, Sadüküler diye bir grup var İsrail'de. İsrail devletine karşıdır. Askerlik falan yapmaz. Çocuklarını İsraillerin okuluna göndermezler. İsrail devletine karşı olan Sadüküleri İsrail devleti koruyor. Hani sizin o aşağıladığınız büyük şeytan Amerika dediğiniz var ya, ki gerçekten de büyük şeytandır. Amerika'da Mormonlar var, Mormonlar. Utah eyaletinde böyle yaygındır. Radikal Hristiyanlardır. Amerikan devletine askerlik yapmazlar. Onların eğitimini reddederler, onlara oy vermezler. Böyle sakallı makallı Hristiyanlardır. Amerikalılar onlara demiyor ki Vahabiler, İngiliz ajanları falan demiyor Amerikan devleti. Onları koruyorlar. E kardeşim, hani demokrasi vardı, biz de böyle inanıyoruz. Yani ne yapacaksınız Selefilere, vatan haini şu bu diye diye nereye kadar bu gidecek ki böyle? Görmüyor musunuz nasıl güçleniyoruz, nasıl yayılıyoruz? Yani bunun yok anayasal düzene karşı çıkmakmış, yok devleti yıkmakmış. Bizim böyle bir hedefimiz yok ki, böyle bir amacımız da yok. Zaten Allah'ın böyle bir emri de yok yani. Allah hiçbir ayetinde devlet kırın, devlet yıkın falan demiyor. Biz böyle inanıyoruz, böyle yaşıyoruz. Biz ölülere Kur'an, dirilere demokrasi fikrini reddediyoruz. Biz diyoruz ki ölüleri gömelim bir güzel şekilde, dirilere Kur'an. Demokrasi de sizin olsun. En doğru yöntem İslami meritokrasidir. İslami meritokrasi. Zaten ne dediğimi felsefe okuyanlar az çok anlarlar. Yani adaletli, eşit, adil düzen olması gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden tağutu reddediyoruz ve böyle yaşıyoruz, böyle inanıyoruz. Madem demokrasi var, biz de böyle inanıyoruz yani. Madem düşünce özgürlüğü var, biz de böyle düşünüyoruz. Bunu da böyle terör örgütlerine, işte Suudi Arabistan'a, Vahabiliğe falan mal etmeyin lütfen. Bu yönüyle tevhid akidesi üzereyiz ve insanları Selefi Salih'in akidesine çağırıyoruz. Biz IŞİD'ci, El-Kaide'ci Selefiliğe karşıyız. Cihatçı Selefiliğe karşıyız. Biz Suud'cu Selefiliğe karşıyız. Hüseyin'miş, Bin Baz'mış, Elbani'miş. Biz bunların Suud'cu, Şekilci Selefiliğine karşıyız. Biz Mısırcı, yani tırnak içerisinde Makdisici, Abdülkadir bin Abdülaziz'ci Selefiliğe karşıyız. Hanzala'ymış, Ebu Haris'miş, Murat Gezenler'miş, İbrahim Gattan'mış karşıyız. Biz hak yayınlarına, Darül Tevhidçilere, Ebu Mücahitlere, savunmacılara, işte elektrik faturasına, su faturasına küfür diyenlere karşıyız. Biz kendisini tevhide nispet edip 50 tane şirki olan Cercisilere, Cehmiyelere karşıyız. Biz diyoruz ki bize Kur'an ve sayı sünnet yeter. Bunun dışındaki bütün fikirlerinizi, ideolojilerinizi reddediyoruz. Bizi nispet ediyorsanız Kur'an'a ve sünnete nispet edin. Bu yönüyle biz toplumdan izole olunmasına karşıyız. Bugün mesela mutet olan, yaygın olan selefi fikri nedir? Ya işte selefiler her şeyden uzaklaşıyor. Normalde de böyle, mesela adam tağutu reddediyor, ailesine düşman oluyor, annesine düşman oluyor, babasına düşman oluyor. Kendini toplumdan izole ediyor. Sonra bu izolasyon neticesinde kendi gibi olan insanların etrafına toplanıyor. Sosyal medyada hiç tanımayacağı, gerçek hayatta görmeyeceği arkadaşlar ediniyor. Sonra gidiyor ya bir örgüte katılıyor, ya hapse giriyor, ya başka şehre gidiyor vesaire vesaire. Yani toplumdan izole oluyor. Biz izolasyon selefiliğine karşıyız. Biz toplumun içinde olan, toplumun ana hertellerinde olan, biz işçilerin, köylülerin, ne bileyim emeklilerin, öğrencilerin, esnafların, ev hanımlarının, bütün toplumun tevhide yönelmesini ve tevhid ile yaşamasını istiyoruz. Bu yönüyle toplumdan izole olmak ve toplumda izole olan selefiliği savunmak bizim en son yapacağımız şeydir. Asla bunu kabul etmiyoruz. Zaten bu yönüyle bu Hanzala Manzala falan böyle adamlara bu yönüyle karşıyız. Bunlar şekilci, yobaz insanlar yani. Bir sürü şirkleri, bir sürü küfürleri olan insanlar. İnşallah anlattıklarımız doğru anlaşılmıştır. Ve sizleri de Selefi Salihine, yani dört mezhebe, aynı zamanda da tağutu reddetmeye davet ediyoruz. Fıkıhta dört mezhep, akidede de Selefi Salih, tağutu reddetmeye çağırıyoruz. Kur'an ve sünnet bize yeter diyoruz. Ve sözlerimizi burada noktalıyoruz değerli arkadaşlar. Allahümme hel bellegt, Allahümme feşhet, Allahümme hel bellegt, Allahümme feşhet, Allahümme hel bellegt, Allahümme feşhet. Sözlerimde bir iyilik ve güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğindendir. Bir eksiklik veya bir kusur varsa da nefsim ve şeytandandır. Ve ahire davauna enilhamdülillahi rabbil alemin. Oh.